Merhaba canlar, ruh dostlarım, Mukaddes Pekinbaş Dil ben. Hoş geldiniz, güzel akşamlarınız olsun. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz sevgili meslektaşım, gururum, uzman eczacı Fidan Pesen Özdoğan. Fidan Pesen Özdoğan'la biz bugün sevgili canlarım mizaçları. Mizacınızı bilerek şifaya ulaşmak ister misiniz diyeceğiz. Kalemlerinizi, kağıtlarınızı getirin. Gerçekten canım meslektaşımla biz size bir eğitim niteliğinde mizaçları anlatacağız. Sevgili meslektaşım size anlatacak. Sevgili canlar, kalem kağıtları getirin gerçekten. Evet, ben sevgili fidancığımı bağlarken size bir kez daha bir şey söylemek istiyorum sevgili canlarım. Mümkün olduğu kadar yorum yapmanızı, hikayelerde paylaşmanızı ve beğenmenizi rica ediyorum. Yaklaşık 1,5 ay oldu. Arama motorunda görünmüyoruz sevgili canlarım. Ve şeyler gelmiyor, bildirimler gelmiyor. Bildirimlerle ilgili ricamı lütfen yapın. Mukaddes Pekin Başdil profilin yanındaki zile basın. Oradan canlı yayına girin ve tüm bildirimlerin gelmesini yazın orada. Hepsi gelsin diye yazın ki bildirimler gelsin. Onun dışında sevgili canlarım, hakikaten konuklarımın her yerde olduğunu görüyorum. Bizi tercih etmenizi rica ediyorum. Özellikle çünkü onca şeye rağmen, gayretimize rağmen Instagram'da ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Lütfen mümkün olduğu kadar artık arkamızda durun. Yanımızda durun, bizimle birlikte kalın sevgili canlar. Bu da bizi mutlu edecek. Hani bunca çabamızın boşa gitmediğini görmek bize iyi gelecek sevgili canlarım. Biliyorum belli bir kısım kardeşimi, canımı, ruh dostumu biliyorum. Bir yaklaşık 1500 ile 2000 arası. Ama şu dakikalarda bile bizim konuklarımız her yerde yayındalar ve bu bizi çok mutlu etmiyor açıkçası. Bizi biraz üzüyor ve incitiyor. Bizimle birlikte yol yürümenizi seçiyoruz. Bunun için neler mümkün diyoruz. Paylaşmanız, beğenmeniz, hikayeleri paylaşmanız, bize katkıda olmanız da verdiğimiz gerçekten büyük bir cihat içindeyiz. Sizin bize bu cihatta desteğiniz de bu da sizin yapmanız gereken, bu da sizin sorumluluğunuz diye düşünüyorum sevgili canlarım. Tahmin ediyorum anlatabildim. Şimdi seni hemen bağlıyorum şu dakikada güzel can. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Canım hoş geldin. Merhabalar Mukaddes Hocam, Mukaddes Ablacığım, nasılsın? Oy 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 Fidan Hocam, Fidan Hocam güzelliğim, gururum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Sen de benim gururumsun meslektaşım olarak. O kadar önemli şeyler yapıyorsun ki ve sen bu işi ilk yapan birkaç kişiden birisin. Mizaçlar çok önemli. İstersen birkaç cümleyle. Evet, sevgili Fidancığım, hem uzman hem eczacı sevgili canlarım, hem de gerçekten mizaçların Türkiye'deki ilklerinden çok güzel işler yapıyor. Şimdi biraz 2 dakika mizaçları bir nereden gelmişti mizaçlar? Eski kadim Türk. Eski Uygur. Tabii. Uygur mu? Uygurlar canlarımız. Aslında başka bir şey söyleyeyim. Pek Uygurların öncesine gittiğimizde ne var? Bizim kadim medeniyetimiz. Lemurya var. Lemurya tabii. Yani ilk Lemurya, Mu kıtası, oradan Uygur, Gobi Çölü. Evet. Gobi Çölü'nden bütün dünyaya yayalım. Yani aslında tüylerim diken diken şu anda. Yani biz aslında Lemurya'nın ve Mu'nun gerçekten Mu'nun şifasını öğreniyor olacağız mizaçlarla birlikte zannediyorum. Eyvallah. Vay canına. Aynen öyle. Atalarımız hakikaten çok kadim bir medeniyetten geliyoruz. Yani bunu öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. Ama ondan önce bir parantez açacağım. Çok şıksın Mukaddes Hocam. Yani bugün böyle parlıyorsun. Onu söylemem lazım. Yok, bugün saçlarımı kestirdim onda. Bugün saçlar birazcık kesildi. Birazcık bakım o kadar farklı. Ben o kadar bakımsız gezen, o kadar böyle doğal gezen, ama doğal gezerken de bir taraftan bakımsız da gezen bir insanım. Sürekli beyin ve zihin sürekli yani çok fazla bakım yaptığım söylenemez. Cildime bakarım, okey. Saçlarıma bakarım ama böyle süslü şeyler yapmıyorum pek. Böyle arada sırada da şeyler yapınca
Arkadaşlarımız yapınca güzel de Dikkatli. geliyor. Herkese, her gün öyle saçlarımı bile tarayan bir insan değilim genel olarak. Evet, çok teşekkür ediyorum sevgili canlarım. Şimdi gelelim bu bizim Uygur tıbbı, yani aslında bizim tıbbımız, ilk insanların, yani ilk insanlar bununla ilgilenmişler aslında. Peki bakış açısı nasıl? Derler ki bu bakış açısına göre. Bu arada ben tıp kısmına geçmeden önce bakış açısını anlatacağım. Daha sonra tıbbi olarak biz nasıl bakıyoruz, onun o kısımdan bahsedeceğim. Bu bakış açısına göre derler ki daha hiçbir şey yaratılmadan önce yaratıcı öncelikle sıcak ve soğuk keyfiyeti yaratmış. Keyfiyet diyorum çünkü kaynaklarda keyfiyet diye geçiyor. Hani literatürden kopmamak adına, ama enerji olarak da düşünebiliriz bunu. Sıcak ve soğuk enerji. Sıcak ve soğuk enerjinin de birbiriyle etkileşimi sonucunda kuruluk ve nemlilik oluşuyor. Yani sıcak, soğuk, kuru ve nem. Peki şöyle bir bakalım. Sıcak, soğuk, kuru ve nem bizim hayatımızda çok var değil mi? Hatta ben geçen gün şeydeydim, farmakolojide benim bir doktora programım var. Farmakoloji bölümüne gitmem gerekiyor ara ara. Orada tabii şeyler, böyle tıbbi terimler çok fazla kullanılıyor. Bir arkadaşım dedi ki, ya dedi boynum çok ağrıyor dedi. Niye dedim ben de? Dedi ki ya soğuk almış. Dedim ki hani interleukinler, prostaglandinler, hani bak soğuk almış diyorsun. Ne yapacaksın dedim, ya biraz sıcak uygulayacağım. Yani hani zaten hayatımızda sıcak, soğuk, kuru ve nem var. Yani ne diyoruz konuşunca? İşte ağzım kurudu, ne yapıyoruz? Su içiyoruz. Kalkıp acı biber yemiyoruz değil mi? Daha böyle bizi nemlendirecek bir şey tüketiyoruz. Veya şu an hava çok soğuk, ne yapıyoruz? Isıtıyoruz, kaloriferleri yakıyoruz. Yani sıcaktan faydalanıyoruz. Hep zıttıyla bir uygulama var. Şimdi sıcak, soğuk, kuru ve nem bizim hayatımızın olmazsa olmazı, zaten şu anda anladığımız kadarıyla. Derler ki bu sıcak ve soğuk, kuru ve nemin de birbiriyle etkileşimi sonucunda madde oluşuyor. Nasıl oluşuyor? Sıcak, soğuk, kuru ve nem bir araya geldiler. Bu mesela şöyle diyeyim. Sıcağı 10 birim sayayım. Soğuğu 5 birim sayayım. Kuruyu 10 birim sayayım. Nemi 5 birim sayayım. Burada bir etkileşim oldu. Bu etkileşimin sonucunda hakim olan kim oldu? Kuruluk ve sıcaklık oldu. İçinde soğuk ve nemlilik var. Ama hakim olan neydi? Kuruluk ve sıcaklık. İşte kuruluk ve sıcaklığın hakim olması durumunda bizim dört element dediğimiz ateş, hava, su, toprak oluşacak ya, ateş maddesi oluştu. Nemlilik ve sıcaklığın hakim olması durumunda hangi madde oluştu? Hava maddesi oluştu. Yani şu son dönemde maske takılıyor ya, orada çok net hissediliyor nemlilik ve sıcaklık. Nemlilik ve soğukluğun hakim konumda olması nedeniyle su oluştu. Suyun da baktığımız zaman su ne verir? Nem ve soğukluk verir bize. Toprağın hakim olması durumunda da kuruluk ve soğukluk oluşur. Şimdi elimizde ne oldu? Dört tane madde oldu. Ateş, hava, su ve toprak. Bu dört maddeyi şöyle bir incelediğimiz zaman, ateş olmazsa hayatı sürdürebilir miyiz? Güneşi düşünelim, sürdüremeyiz. Hava olmazsa sürdüremeyiz. Su olmazsa sürdüremeyiz. Toprak olmazsa yine sürdüremeyiz. Yani elimizde bizim dört madde var ve bu dört maddenin varlığı bizim hayatımızın devam etmesini sağlıyor. Şimdi böyle bir dört maddeye şöyle bir bakacak olursak mesela, işte havaya ne diyoruz bazen? Ya bugün hava çok sıcak oldu veya hava çok kirli. Bu biz bunu hissediyoruz ve bundan rahatsızlık duyuyoruz. Veya su. Suda mesela ne var? Dağdan akan suyu biz içebiliyoruz ama göl suyunu içemiyoruz. Niye? Birisi temiz bir su, birisi bozulmuş bir su. Bu kısımlara geleceğim inşallah konunun içeriğinde. Bozulmuş su ne demek diye. Mesela toprağa bakıyoruz. Kimi toprak kahverengi, biz rahatlıkla onunla ekin ekebiliyoruz, biçebiliyoruz ama kimisi çöl toprağına dönüşmüş. Şimdi bu dört madde bizim yine baktığımız zaman hani verim vermesi, sıkıntı vermesi açısından yine çok ciddi önem arz ediyor. Şimdi bu dört maddeden demişler ki bizim eski hocalarımız, eski büyüklerimiz, eski Lemurya'dan gelen, kadim medeniyetten gelen bizim büyüklerimiz demişler ki bu dört madde bizi çok etkiliyor. Biz bunların içerisinde yaşıyoruz.
O zaman bunların bizim insan bedeninde karşılığı olması lazım ve bunun araştırmasına giriyorlar. Ve buluyorlar ki ateş maddesinin karşılığı insan bedeninde safra maddesi. Hava maddesinin karşılığı insan bedeninde kan maddesi. Yazın Suyun canlar, yazın. Kalem kağıt lütfen yazın. Sayfayı evet, duyuruyu yapın, başka canları da davet edin. Hakikaten muhteşem bir eğitim. Etiketleyin, canlı yayını gönderin dostlarınıza. Evet, evet. Evet, Gıdayım. suyun karşılığı insan bedeninde ne diye bakıyorlar? Balgam maddesi ama sadece akciğerdeki balgam değil. Hücre sitoplazma sıvısı, eklem arası sıvılar, beyin boz sıvısı, omurilik sıvısı hepsi bizim balgam maddesini oluşturuyor. Toprağın karşılığı da dalakta biriken sevda maddesi diyorlar. Şimdi biz insan bedeninde de karşılığını bulduk mu? Bulduk. Safra, kan, balgam ve sevda maddesi. Dört tane madde. Şimdi bu dört madde bizim bedenimizde sürekli dolaşıyor. Benim bu Uygur tıbbında yani en çok bayıldığım şey bütünden parçaya gitmemiz. Çünkü bütün mesela şöyle bir düşün, bir nehri düşünün. Oradan dereler akıyor, tamam mı? Ama nehrin kaynağı bozuk ise ne yapar? Bütün dereler sıkıntılı akar ve o dereler bulunduğu konumların hepsine şey götürür. Pis olan şeyi götürür. Temiz olan bir şeyi götürmez. Dolayısıyla Uygur tıbbı bunu sıvılardan yani bütünden parçaya gitmesi bizim için o kadar önemli ki. Şimdi o kısımlara da geleceğim inşallah. Mizaç kısmını anlattıktan sonra hastalık kısmına önce mizaçları anlatacağım ama bu kısım gerçekten çok çok önemli bir kısım. Burayı çok iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi ne dedik? Safra, sevda, kan ve balgam. Birisi kuru sıcak, birisi nemli sıcak, birisi nemli soğuk, birisi kuru soğuk. Yani bu ne demek? Bu maddeler bizim bedenimizde olduğu sürece vücudumuzda bizim bir denge oluşuyor. Ne konuda? Sıcaklık, soğukluk, kuruluk ve nemlilik hususunda. Ve biz hayatımızı bu şekilde idame ettiriyoruz. Ve bu dört maddeden bir tanesi fazla olursa veya az olursa veya bozuk olursa bizim hastalıklarımız oluşuyor. Peki mizaç nasıl oluşuyor? Asıl soru burada. Şimdi diyorlar ki bizim yine hekimlerimiz nasıl dört element ateş, hava, su, toprak varsa bizim de mizacımızın olması gerekiyor. Aynen onun gibi. Yani dört madde bizde var ama bir tanesi bizde hakim konumda olması gerekiyor. Asıl fonksiyonu yerine getirebilmesi için. Ve diyorlar ki sperm ve yumurta, tabii o zaman sperm ve yumurta demiyorlardı. Bir çiftleşme olduğu zaman, işte sperm ve yumurta bir araya geldiği zaman, az önce dedim ya, sıcak, soğuk, kuru ve nem. Burada yine, burada bir savaş başlıyor. Yine bu savaşın içerisinde hangi ikisi hakim olursa kişinin mizacı o oluyor. Mesela kişide sıcaklık ve kuruluk hakim olursa bu kişinin mizacı safra bir mizaç oluyor. Ve buna göre karakteristik özellikler ve hastalıklar açığa çıkıyor. Kişide nemlilik ve sıcaklık hakim olursa kişinin mizacı demevi mizaç oluyor. Kişide nemlilik ve soğukluk hakim olursa kişinin mizacı balgami mizaç oluyor. Eğer kuruluk ve soğukluk hakim olursa da kişinin mizacı sevdavi mizaç oluyor. Şimdi ne dedik? Safravi, demevi, balgami ve sevdavi. Şimdi mesela hiç şöyle düşünüyordur herkes. Ya benim arkadaşım sabahtan akşama kadar yemek yiyor. Ya çok zayıf, hiç kilo almıyor. Ben su içiyorum, sudan bile kilo alıyorum. İşte burada mizaç devreye giriyor. Çünkü muhtemelen o arkadaşınız ya safra bir mizaçtır ya sevda bir mizaçtır. Bedende kuruluk, ne dedik? Kuru sıcak, kuru soğuk. Kuruluk hakim olduğundan dolayı metabolizması daha hızlı oluyor. Kan çok daha hızlı dolaşıyor vücutta. Ve dolayısıyla yakım oranı diğer mizaçlara oranla yani demevi ve balgamilere oranla daha düşük oluyor. Mesela bu konuda yani şanslı şanssız demeyeceğim ama en muzdarip olanlar balgami mizaçlar. Gerçekten su içseler yarıyor. Niye? Vücutta hem soğukluk hakim hem nem hakim. Soğukluk hakim olduğunda dolaşım yavaşlıyor. Enem de var. Bu, yine o da yavaşlatıyor işi. Dolayısıyla ne oluyor? Metabolizma yavaşlıyor.
Mesela kişiler bazen böyle yaş ilerleyince diyor ki ben diyor hiç kilo almıyordum diyor ya ama ilerleyen vakitlerde kilo almaya başladım. Niye? Zaman içerisinde mizacı çünkü soğuğa meylediyor. İnsan yaşlandıkça o sıcaklık yani ilk bizim sıcaklık vardır. Hatta bunu şöyle anlatırlar. Birincil kuvvet ve ikincil kuvvet dediğimiz kuvvetler var yine Uygur tıbbında. Anne ve babadan gelen bir birincil kuvvet var. O kuvvet çok güçlü bir enerji. Yani bir insan oluşmasını sağlayan çok güçlü bir enerji. Ve bu enerji bizim içimizde var. Ve o zamanlar şöyle ne yapıyor? Soğuyor yaş geçtikçe. Daha erken soğutursak daha hızlı yaşlanıyoruz. Daha geç soğutursak yaşlanıyoruz ama bu eğri biraz daha böyle şeye doğru gidiyor. Şimdi evet gelelim. Az önce mizaçlardan bahsettik. Safravi, demevi, balgami ve sevdavi. Bunları da isterseniz kısaca bahsedeyim bu kadar. Evet. Evet, bahsedelim çünkü kalem kağıtlarla herhalde buradalar. Bu yayına yeni gelen canlar eskiden öğrenmiş olanlar da zaten şey yapsınlar. Bir kez daha tekrar etmiş olsunlar. Mizaçlar çok önemli çünkü. Ve resmen şu anda bir ders anlatıyorsun. Aslında birinci bölümünü anlatıyorsun. Evet. Eğitimin İlk birinci kısım, bölümünü evet. İlk kısım anlatıyorsun. tamamdır. Evet. Şimdi gelelim ikinci kısma. Şimdi burada safravi dedik, demevi dedik, balgami dedik, sevdavi dedik. Şimdi safravi mizaç dediğimiz zaman bizim aklımıza önce güneş gelir. Şimdi çünkü bize o dört elementi boşuna söylemiyorlar. Yani ateş, hava, su, toprak tamam bu böyle değil. Biz ne yapacağız? Ateşe bakacağız. Ateşin özellikleri neler? Güneşin özelliği. Güneşin en önemli özelliği ne? Gökyüzünde en üst. Sıcak. Ha, Hem en bir kuru ve sıcak en önemli kısmı. Hatta en sıcak yani sıcak. İki tepede. Yani diğer bütün dört elementin hiçbirinden etkilenmiyor. Bakın hava güneşten etkilenir, hava topraktan etkilenir, sudan etkilenir. Aynı şekilde su havadan etkilenir, topraktan etkilenir, güneşten etkilenir. Toprak zaten hepsinden en çok etkilenenler arasında. Ama güneşe bakıyoruz. Orada hükümdarlığını koruyor en yukarıda. Her şey onun etrafında dönüyor. O zaman safravi mizaç kişiler için ne diyebiliriz? Safravi mizaç kişiler otorite yani otorite tek otorite olarak kendini görürler. Bu birincisi. Yani dünya, her şey onun etrafında dönecek safravi mizacın. O yüzden hatta ben şey derim. Safravi mizaç kişilerle konuştuğunuz zaman şöyle konuşun. Sanki onlar karar vermiş gibi konuşun diyorum. Çünkü kabul etmez yani. Onun adına karar verilmesi. Hatta bazen inadının tersini söyleyebilir. Çünkü kendi istediğinin olmasını ister. Bunları tabii bu arada kötü anlamda söylemiyorum. Yanlış ifade etmekse karakteristik özelliği böyle. Yani hani güneş nasıl böyle bir özellikteyse safra bir mizaç da aynı şekilde. Bir diğer kısmı çok zayıflar. Yani kilo almıyorlar. Bu mizaç grubu böyle en zayıf mizaç grubu. Kasları çok gelişmiş değildir. Böyle yüzleri biraz üçgenimsidir. Cilt renkleri sarıya meyillidir. Hızlı konuşurlar, hızlı karar verirler. Yani bazen böyle konuşurlar. Beyin çok hızlı hareket ediyor. Kuruluk hakim. Dolayısıyla böyle daldan dala gitme durumları olabiliyor. Ve yerinde duramıyor. Yani hani böyle konuşurken bile bir hareket halindedir genellikle safra ve mizaçlar. Bir diğer durumları çok çabuk parlarlar. Neden? Çünkü kuruluk mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Suyun içinde böyle elinizi dolaştırırsanız çok sert hareketler hissetmezsiniz değil mi? Ama bir tahtanın üzerinde elinizi şey yaparsanız his daha çok fazla olur. Safra ve mizaçta da kuru sıcak ya. Kuruluk arttığından dolayı ilk bir olay karşısında hissiyle hareket eder. Çünkü ilk hissettiği histir, şey değildir. Yani orada düşünmeye fırsat tanıyacak nem miktarı azdır. Dolayısıyla aniden parlayabilir ve aniden söner. Sonra niye kızdım der. Yani ben şu an niye kızdım falan der. Yani hani o orayı fark etmesine şey Peki yapar. bir şey sor. Ha, sen onu anlattın. Peki Evet. bunlar bu mesela şey bu burcu şeyin burçlarla mesela şu burçlar buradadır denilebilir mi? Şimdi burayla alakalı ben çok düşündüm. Yani dedim ki burçlar çünkü burç da var. Yani aslında mizaç her şeyde var. Eminim ki bunu bildikleri için şeyleri söylemişler. İşte balık mesela nemli soğuk demişler. Hani eski hani bilen üstatlar.
şöyle bir yorum getirdim ama bu kitabı bir bilgi değil. Ben kendim hani bir yorumladım. Şöyle bir yorumum var bu hususta. Balıklar nemli soğuk mu demişler? Evet. En çok kilo alanlar yani. Su demişler mesela. En Evet. çok kilo alanlar. Evet. Mesela balık su grubu. Terazi mesela hava grubu. Yani nemli sıcak şeye sahip demişler. Yani kesin bir bağlantı var ama hani dediğim gibi ben bu konuya çok hakim olmadığım için sadece küçük kendi yorumumu getireceğim ama bilen birileri olursa tabii ki ondan faydalanmak isterim ben de. Şimdi güneşi düşündüğümüz zaman güneş ne yapıyor? D vitamini üretiyor değil mi bizim bedenimizde? Yani onun ısısı bizde bir şeylerin üretilmesine yardımcı oluyor. Yani yukarıda gezegenlerde veya ne bileyim güneş, ay bizim üzerimizde bir takım biyokimyasal olayların gelişmesine neden oluyor. Dolayısıyla şöyle düşünüyorum ben. O doğum anında madem bizim o yani uzaydaki şeylerle, gezegenlerle, güneşle, ayla bir bağlantımız var. Doğum anında oradan gelen bir frekans. Benim mizacım nemli sıcak olsa dahi, mesela ben demevi mizaç olarak doğacağım mesela. Oradan gelen bir enerji benim kanımın mesela diyelim ki balık burcu olayım. Benim kanımın soğumasına, nemlilik ve soğuğun benim üzerime etki etmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla ben balgami mizaç, şey demevi mizaç olup sakin bir insana dönüşebiliyorum. Aslında benden beklenen böyle biraz daha hareketli biriyken o burçların o etkisiyle bir anda benim o muhtemel dedim ya hani az önce güneş nasıl bende D vitamini üretiyorsa orada biyokimyasal bir değişime sebebiyet veriyor ve orada o benim karakterimi etki ediyor. Bunu da şöyle bir yorum getirdim. Yani şöyle düşündüm. Benim kardeşim demevi mizaç. Balık burcu. Bir demevi mizaç vücudu var. İnsanlarla diyaloğu iyi ama böyle kendi halinde sakin. Balık burcunun etkilerini görüyoruz mesela onda. Yorumu bu şekilde getirdim. Ama ne kadar doğru bunu hani daha iyi bilenler yorumlayabilir. Benim bu konudaki yorumum bu şekilde. Ne kadar doğru o kısım tartışılır tabii. Evet. Nerede kaldık? Safra mizaçta kalmıştık. Evet, onu devam ediyorduk, evet. Safra ve mizaç için ne dedim? Dedik ki hareketli, ani duygularıyla hareket eden bir mizaç grubu. Mesela bu mizaç grubu en çok şey cesaretlidirler mesela. Gözü kara bir mizaçtır. Dolayısıyla olaylardan böyle çok korkmaz, şey yapmaz. O yüzden mesela bir olayda karar verip cesaret hususunda sıkıntı yaşıyorsanız safra bir mizaçla direkt o gazı alabilirsiniz yani. Hani safra mizaçla yürünebilir mesela bu hususlarda. Ama bu mizaç grubunun en yani ileride yaşayacağı hastalıklar, öngörülen hastalıklar arasında Alzheimer vardır. Neden? Çünkü beyinde kuruluk hakim olduğundan dolayı ilerleyen vakitlerde vücut sevdaya meylediyor ve ne yapıyor? Yavaş yavaş unutkanlıklar başlayabiliyor. Bir, bu sıkıntımız var. İkincisi, iç huzurları çok fazla yoktur. Çünkü olaylara genellikle hep hissiyatla hareket ettiği için sürekli bir değişim yaşıyor. Ve bu değişim onu da rahatsız ediyor, mutsuz ediyor. Bununla birlikte yine kuruluk ve sıcaklık hakim olduğundan dolayı safra kesesi rahatsızlıkları, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, hastalıkları çoğunlukla gözüken hastalıklardan ve cilt hastalıkları. Özellikle safra ve mizaç grubunda gözüken hastalıklar arasında. Gelelim demevi mizaca. Genellikle demevi mizaç hani en ideal mizaç olarak kabul edilir. Nedeni de şu. Bedende nemlilik ve sıcaklık hakim olduğundan dolayı sıcaklık onun hareket edebilmesini sağlıyor. Yani bir olay anında hani hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde yol alabilmesine yardımcı oluyor. Nemlilik de ona sakinlik sağlıyor. Yani bir olay anında sıcaklık mesela beynin daha hızlı hareket etmesine yardımcı oluyor ama nem onun hızlı hareket etmesini yani düşünme imkanı oluşmasını sağlıyor. Dolayısıyla hani mizaçlar arasında en mutedil olan olarak kabul edilir. Ama bir dezavantajı vardı demevi mizacın. Şimdi havaya baktığımız zaman diğer dört elementin şeyi çok nettir mesela. Güneş de kuru sıcaktır. Yani kuruluk ve sıcaklık hakimdir. Su nemli soğuktur ama böyle bir anda pat diye sıcacık olmaz. Ona böyle bir miktar ısıyı alması gerekir. Toprak da aynı şekilde. Ama hava aniden
İşte eğer kurak bir yerse hemen kurur. İşte sıcak bir bölgeyse hemen ısınır. İşte nemli bir bölgeyse hemen nemi üzerine çeker. Dolayısıyla ani farklı şeyler görebilirsiniz. Yani karakter hususunda değişimler görebiliyoruz biz dememimiz aslında. Her an her şey çıkabiliyor yani. O açıdan yani ama akıl unsuru önemli olduğundan dolayı bunları kontrol edebilme şansı var. Kesinlikle baskıya gelemez. Şey gibi gözükür. Görünüşte böyle insanlar sima olarak yumuşak bir siması görünürde olduğu için insanlar her şeyde onu ikna edebileceğini zannederler. Ama genellikle şüpheci bir mizaç. Böyle kolay kolay ikna olmaz olaylarda. Ve kontrol altına alınabilir bir mizaç gibi gözükse de şöyle düşünün. Havayı şey alamazsınız. Bir baskının içerisine alamazsınız. Hep patlamaya meyillidir. Yani hani sprey şişelerine konuluyor, sprey şişesi de suya dönüşüyor. Yine hava olarak kalmıyor. Havayı baskı altına alamayız. Dolayısıyla aslında lider ruhlu bir mizaç grubudur. Ve insanları organize etmeyi çok iyi bilir. Çok güzel böyle patır patır organizasyonlar yapabilir. Ama şöyle bir durumu var, yine dezavantajlarından biri. Sıkıldı mı bırakabilir. Böyle hani olayda mesela olmadı mı? Olmuyor mu? Hiç eyvallah yok. Çekip de gidebilir yani. Hava çünkü. Hava şey gördüğünde bir yerde mesela sınır gördüğünde ne yapar? Çeker gider. Orayla çok uğraşmaz. Yani devam etmez o süreçte. Kan oranı yüksek bir mizaç olduğundan dolayı kalp damar rahatsızlıkları görülebiliyor bu mizaç grubunda. Bunun dışında alerjik rahatsızlıklar, deri hastalıkları bu mizaç grubunda gözükebilen hastalıklardan. Balgam bir mizaca gelecek olursak, balgam mizaç nemli soğuk mizacı. Böyle pofuduk, mizaç pofuduk bir mizaç. Ha şey, çok özür dilerim, dememi mizaçla ilgili bir şey daha vereceğim. Genellikle omuzları geniştir, yüzü yuvarlaktır. Ve kaslı bir yapıya sahiptir. Yani omuzlar daha böyle kaslı gözükür. Vücut olarak biraz daha yapılıdır. Hani hatta mesela erkeklerde genellikle böyle hani kas yapmaya çalışır ya erkekler. Hani bu mizaç kas yaparsa hakikaten üçgen vücut oluşur. Ama sevdavi ve safravi de mümkün değil. Yani kas yapması çok çok zordur. Ama dememi mizaç bu konuda şeydir. Kiloya meyli vardır ama çabuk da verir. Çabuk alır, çabuk verir. Yemeği sever. Ağız tadı da böyle genelde tatlıya meyillidir. Uykuyu seven bir mizaç grubudur. Ama şeydir de, yani çalışmayı da sever. Uykuyu sevdiği halde de çalışmayı da sever. Girişkendir. Balgam mizaca gelecek olursak nemli soğuk mizaca sahiptir. Genellikle böyle pofuduk yani. Böyle hani hiç kimseye zararı olmayan, böyle kenarda duran ama insanlara şey olmayan, uyum sağlayan bir mizaç grubudur. Şey genellikle böyle vücuduna dokunduğunuz zaman böyle yumuşak bir vücudu vardır. Kaslı değildir. Biraz daha yağlı bir vücudu vardır. Balgam bir mizaç kişilerin. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim balgam bir mizaçlarla alakalı. Hep bana derler hocam hiç balgamlarla alakalı bir şey söylemiyorsunuz diye. Çünkü dört mizaç arasında bir tek su dünyası dediğimiz bir dünya var. Yani belgeseller çekiliyor değil mi suların içerisinde. O yüzden balgami mizaç kendi dünyasında yaşayan bir mizaçtır. Kibir, hırs vesaire göremeyiz bu mizaç grubunda. Hatta böyle bir işte başarılı olduğunda sanki başkasından bahsediyormuş gibi bahseder. Kendi sürecinde akar genelde. Ve eğer ki isterse dememi mizacın özelliklerini gösterebilir isterse. Ama soğukluktan dolayı biraz tembellik ağır basıyor. Canı yapmak istemiyor genelde bu mizaç grubunda. Ve eklem kemik rahatsızlıkları daha çok görürüz bu mizaç grubunda. Akciğerle ilgili rahatsızlıkları daha çok görürüz. Dememi ve balgami mizaçta da mesela bir hastalık oluştuğu zaman onun dönüşü daha kolay olur. Daha çabuk hani tedavilere cevap verirler nemden dolayı. Ama safravi ve sevdaviden de dönüş biraz zor hastalanırlar ama hastalandılar mı biraz daha zor dönüş olur. Gelelim bir de sevdavi mizaca, kuru soğuk mizaca sahip olan bir mizaç grubu. Bu mizaç grubu genelde cilt rengi esmere meyillidir. Omuzları diktir. İnsan, çok kendi halinde bir mizaçtır. Ama vehim vesvesesi
biraz fazla olan, yani zihninde çok fazla senaryo üretip çoğunlukla kendine zarar veren bir mizaç grubudur. Ama proje insanıdır. Yani mesela yine dört mizaç arasında baktığımız zaman kim meyve verir? Toprak değil mi? Toprağa bir şey ekerseniz verir. Ama onun koşullarını sağlamanız gerekiyor. Koşulu sağlaması gerekenler hava ve sudur. Yani bu dördüne ihtiyaç duyar ve üzerine tek bastığımız madde topraktır. Dolayısıyla hani genellikle bu mizaç grubunda şey olabiliyor. Yani çok ahlaklı bir mizaç grubu, çekingendir, insanlara zarar vermekten çok imtina eden bir mizaç grubudur. Dolayısıyla kimseye zarar vermemek için genelde kendilerinden verir bu mizaç grubu. Aynı hani toprağın yaptığı gibi, toprak anadır. Ben hatta bir şey derim. Sevda bir mizaç arkadaşlar. Sizi tek anlayabilecek olan sevda bir mizaç grubu insanlar. Çünkü o beyin şeyde yok. Yani ne Demevi'de, ne Balgami'de, ne Safrevi'de. Hani o duygusal veya bir olayı çok detaylı düşünebilme ayrıntılarıyla. Mesela bir olayı sorun şeye, sevda ve mizaçlara. İçi rahat etmez yani. Size böyle bütün vicdanı ve merhametiyle sonuna kadar her şeyi verir. Hani Demevi, Balgami, Safravi biraz daha hani şey yapar. Safravi zaten uğraşmaz hani genel olarak. Demevi orta yola, yani fayda zarar olaylarına bakar. Kendisine fayda var mı, zarar var mı ona göre bakar ve ona göre verir. Balgami hani şey, ama Sevdavi sonuna kadar böyle içi de rahat etmez, sonuna kadar verir. Genel olarak mizaçlar böyle. Vay canına. Muhteşem. Gelelim hastalık kısımlarına. Evet. İsterseniz sorular varsa bakalım, ama öncelikle Şöyle ben isterseniz. de açtım soru var mı diye. Ama bir hastalıkları anlatalım bakalım. Onlar Tamam. sorularını yazıncaya kadar. Tamam. Sevgili Eyvallah. canlar bakın. Sevgili Fidancım inanılmaz şeyler paylaşıyor sayfasında. Şu Mukaddes Pekin Başdil'in yanında ok var. Ok işaretine tıkladığınızda sayfayı göreceksiniz. Takip edebilirsiniz orada. Mukaddes Pekin Başdil sol köşede bakın. Benim adım var. Adımın yanında bir ok işareti var. Oradan Fidan Hanım'ı takip edebilirsiniz. Fidan Hanım'ın takipçileri de oradan yine beni bulabilirler. Biz de akşam 22'de yayın yapıyoruz her gün. Siz de bizi takip edin. Bizimkiler de lütfen Fidan Hanım'ı takip etsinler. Çünkü orada çok acayip formüller falan da paylaşıyor. Göreceksiniz. Sayfasına bir girin. Muhteşem formülasyonlar var. Herkes her şekilde bir şekilde uyanışa katkıda bulunmaya çalışıyoruz hepimiz çok şükür Eyvallah. sevgili canlar. Evet. Eyvallah. Evet, şimdi gelelim asıl aslında bizim bu şuraya kadarki kısım, hani ben şöyle diyorum, işin magazin kısmı, hani şey kısmı, tabii ki insanın kendini tanıması açısından çok büyük bir faydası var, ama asıl mesele işte bundan sonrası hastalık kısmı. Yani peki hastalık nasıl oluşuyor? Geleneksel Uygur tıbbına göre hastalık nasıl oluşuyor? Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Bir çöl toprağı düşünelim. Çöl toprağı, normalde toprağa biz az önce ne dedik? Kuru soğuk dedik, değil mi? Eğer onu ayaklarınızı böyle koyup şey yaparsanız bir süre sonra kuruluk ve soğukluk hissedersiniz. Bunu ta beyninize kadar hissedersiniz. Hatta ne derler? Toprağın üzerine oturma çeker. Seni yani soğutur aslında. Ama çöl toprağın üzerine basın bakalım, güneşin en çok olduğu vakitlerde ayağınız yanar, yani basamazsınız. Çünkü o toprak artık kuru soğuk değildir. Madde olarak kuru soğuk şeydir, topraktır, ama mizaç olarak artık kuru sıcağa meyletmiştir. Bozulmuştur. Safra, ateşe meyletmiştir. Dolayısıyla artık ne yapmış? Bakın, o toprak böyle kum gibidir. Şey yapmaz, tutmaz kendisini. Hani tıpkı güneşin bireysel hareket etmesi gibi o zerreler de birbirinden ayrılmış. Artık birbiriyle şey yapmıyorlar, bütünleşemiyorlar. Dolayısıyla orayı ekemezsiniz. Ve biz burada ne deriz? Toprak sevda maddesi safraya meyletmiş. Mesela bir sevdavi mizaç kişi düşünelim. Vücudunda çok fazla kuruluk oluşuyor. Asabileşmiş, bir takım sıkıntıları var. İşte burada iç mizaç devreye giriyor. Kişinin ana mizacı
toprak şey sevdalıyken ne yapmış? Safraya meyletmiş. Az önce bahsettiğim toprak gibi. Şimdi biz kuru soğuk, şey kuru sıcak bozulmuş bu çöl toprağına ne yaparız? Deriz ki ağaçlandırın, sulayın. Yani orada biz ne yapıyoruz? Hem soğukluk oluşturmaya çalışıyoruz. Yani çünkü ağaçlar ne yapar? Bir şekilde orada soğukluğu sağlarlar. Ne deriz? Bir de sulayın deriz. Güneşten ne bileyim uzak tutmaya çalışırız. Aslında ağacı koymamızın da sebebi güneşi şey yapmak, gelmesini engellemek. Bu sayede o toprağın normale gelmesini sağlamaya çalışırız. Yani biz bu dört elemente ne yapıyorsak bozuldukları zaman insan bedenine de onu yaparız. Dolayısıyla işte asıl mesele budur. Biz ona şöyle bir terim getiriyoruz. Mizacın gayri tabii hale gelmesi. Bir şey meyletmesi vardır. Yani ilk neydi? Mesela şöyle başlayayım. Daha güzel, daha böyle sistematik anlatayım karışması. Şimdi canlı yayın olunca şey oldu. Elimde de şey yok. Şöyle başlayayım. Şimdi mizacın bir takım bozulma şekilleri oluyor. Bir mesela şöyle. Bir toprak düşünelim. Buraya çok fazla güneş vurdu ama toprağın henüz yapısı bozulmadı. Orada bir sıcaklık vurdu diye toprağın sadece keyfiyetinde bozulma oldu deriz. Enerjisinde bozulma oldu deriz. Bizde de mesela güneş çarptı deriz değil mi? Bize güneş çarptığında bizim aslında bir sıkıntımız olmaz ama bir iki gün böyle bir hasta düşeriz. Ve ne yaparız o durumlarda? Soğuk bir şeyler tüketiriz değil mi? Hani mizacımızın o enerjisini soğutmaya çalışırız. Burada buna maddesiz mizaç bozukluğu diyoruz biz. Sadece keyfiyet yönünden bir değişim diyoruz. Bir de maddeli mizaç bozukluğu dediğimiz bir mesele var. Bu en aslında böyle eğer bir Uygur hekim bu alanı biliyorsa o zaman üstattır. Az önce dedim ya toprak ne olmuş? Toprak maddesi de safra maddesi karışmış ve bozulmuş. O sevda maddesi, toprak maddesi bozulmuş artık. Gayri tabii hale gelmiş. Buna da biz maddeli mizaç bozulması diyoruz. Yani mizacın gayri tabii hale gelmesi. İşte gayri tabii hale geldiği zaman işte iş orada başlıyor. Asıl sıkıntı orada başlıyor. Niye? Sizin kanınız mesela nemli sıcak mizaca sahipken ona ya mesela safra maddesi karışıyor, çok yüksek miktarda oluyor. Mesela miktarı bozuldu diyelim. Böyle hasta oldunuz. Veyahut bozuk yani safra maddesi bozuluyor ve kana karışıyor. Ve bozuk bir madde sizin vücudunuza dolaşıyor. Bu madde sizin vücudunuza bu şekilde dolaşınca ne yapar? Sizin hücrelerinize gider. Hücrelerinizde ne yapacak? Hücreniz bir biyokimyasal işlemler geçirecek. O işlemi geçirirken orada ne yapıyor? Bir takım garip garip reaksiyonlar oluşuyor vücutta. Sonra bakıyor kişi, aa bende sedef var, egzema var. Niye? Çünkü bakın bütünden parçaya gittik. Geldi, kan geldi buraya besleyecek ama bozuk bir kan geldi. Onun içerisine gayri tabii safra maddesi karışmış ve ne yapıyor? Cildinde hastalıklar oluşuyor. Veya gayri tabii sevda maddesi. Gayri tabii ne demek? Mesela bir tabii haldedir, sizin vücudunuza karışmıştır. O sizi sevdavi mizaca meylettirir. Mesela ben demevi mizacım. Ben çok fazla kuru soğuk mizaçta gıdalar ile beslendim. Ben sevdavi mizaç özellikleri göstermeye başlıyorum. Böyle karakterimde bir takım değişiklikler başlıyor. İşte bir takım sıkıntılar oluşuyor. Bir de bunların gayri tabii hale gelme durumları var. Mesela sevda maddesi bozuluyor. Bozuk bir madde çıkıyor. Mesela ben çok fazla dışarıdan hazır gıdalar tükettim. Bir sürü kızartmalar tüketiyorum. Kötü yağlar kullanıyorum ve benim vücudum yanlış madde üretmeye başlıyor. Ve benim vücudumda artık gayri tabii maddeler üremeye başlıyor. Ve bunlar kana karışıyor. Kana karışıyor, bakıyorum ki aa bende sedef egzama oluşmuş. Ne yapacağım? İşte benim en sevdiğim kısım buradaki tedavi yöntemi. Geleneksel Uygur tıbbı şunu yapar. Der ki ilk başta vücudun şöyle bir şey vardır. Mesela meyveyi düşünün, böyle henüz pişmemiş üzümü dalından koparamazsınız değil mi? Çünkü o henüz olgunlaşmamıştır. Olgunlaşan bir şey şeyden kopar. Dalından kopar.
Bizim bedenimizde de her şeyi önce vücut olgunlaştırıyor, daha sonra atıyor. Şimdi benim vücudumda şunu yapıyor geleneksel Uygur tıbbında. Diyor ki benim diyor o gayri tabii fidanın vücudunda birikmiş olan gayri tabii safra maddesini benim atmam lazım. Bunun birinci yolu benim onu olgunlaştırmam gerekiyor. Bunun için geleneksel Uygur tıbbında bazı şeyler vardır, malzemeler vardır. Onu kullanıyor ve o maddeyi benim bedenimde olgunlaştırıyor. Olgunlaştırdıktan sonra bunun için özel olan safra maddesi ya, münzic safra dediğimiz ilaçlar vererek, ilaçlar dediğim bitkisel ilaçlar, bunları vücuttan atıyor. Söküyor vücuttan. Önce onu alıyor, topluyor, olgunlaştırıyor, sonra vücuttan atıyor. İnanılmaz bir sistem. Mesela hacamatta, sülükte de mantık böyledir. Eğer ki o vücutta bazı gıdaları, hıltları aldınız, sadece hacamat yaparsanız o istediğiniz sonucu almada biraz zorlanırsınız. Önce bir şeylerle olgunlaştırdınız. Olgunlaştırdıktan sonra hacamatı, sülüğü yaparsanız oradan çıkacak olan madde çok daha güzel çıkacaktır. Ve siz onu alırsınız, temizlersiniz. Temizlerken de bir tane Uygur Tıp Hekimleri beslenme programı yazarlar. Ve sizin hangi bozuk maddeler atıldıysa ve vücut nerede eksildiyse onları toparlamak için kaliteli şeyler verir. Mesela o süreç içerisinde diyelim ki 21 gün boyunca size bir şeyler verir. Temizler içeriden ama onun yerine de bir şeyler koyar. Onu böyle boş bırakmaz. Dolayısıyla Oh. ne yapıyorsunuz? Oradaki pis olanı attınız, tertemiz yaptınız. İçeride de kaliteli olanı temizlediniz. O zaman işte mizaca göre şifa dediğimiz olay başlığımızda olduğu gibi o sonuca ulaşmış oluyorsunuz. Genel mantık. Atalarımız nasıl biliyorlarmış, değil mi her şeyi? Ya ben yani hakikaten yani bugün bir tane böyle Uygur tıp kaynakları üzerine ben mümkün olduğunca elimden geldiğince çalışıyorum. Bir tane hastalık yazmış. Bebeklerde ince karın. İnce karın. Hayatımda hiç duymadığım şey. Diyor ki işte bebeği eğer derisi çok inceyse, yeni doğan bebeğin derisi çok inceyse kayısı çekirdeğini diyor şey yap, ez. Onu birazcık böyle zeytinyağıyla şey yap, karnına sür. Yavaş yavaş çocuğun o karın zarı gelişecek. Hani şeyi bir kenara bırakın, çözümü bir kenara bırakın. Ben hastalığı bilmiyorum. Yani öyle bir hastalıktan bir haberim. Dedim ki bizim bir hocalarımızdan birine ya nasıl kadim bir bilgi bu ya dedim. Hani çözümünü bir kenara bırakıyorum. Ben hastalığı şu anda öğrenmiş oldum yani. Ve Vay canına. hani böyle kesinlikle hani çok kadim kaynakları da var. Öyle hani şey değil. Müfredat anlamında zaten Doğu Türkistan'da, Çin'de okulları var. Ve mesela sadece kamustan bahsedeyim. 10 ciltlik geleneksel tıp kamusu var. 10 cilt ama her bir cilt en az 10 bin sayfa. Yani şu kadar kalınlıkta kitaplardan bahsediyorum yani. Bu sadece kamus. Bir de bunun gıdalar kısmı var, bitkiler kısmı var. Bitkilerden daha sonra ilaçlar kısmı var. Çok detaylı. Ve her bir hastalığı şöyle incelemişler. Benim hani en çok hayret ettiğim kısım oydu. Biz mesela işte ne diyoruz? Yarın baş ağrısı, migren. İşte böyle birkaç hani şeye bölüyoruz. Burada şöyle yapıyor. Sıcaklık kaynaklı baş ağrısı, soğukluk kaynaklı baş ağrısı, nemlilik kaynaklı, kuruluk kaynaklı baş ağrısı. Önce keyfiyetler yönünden bir bakıyor. Bunların teşhis yöntemlerini de yazıyor. İşte şunda şöyle olur, bunda böyle olur, şu olur, bu olur, damarı şöyle olur, dili şöyle olur der. İkinci kısımda diyelim ki bu kaynaklı değil. Yani safra, sevda, kan ve balgam kaynaklı çok özür dilerim. Sıcaklık, soğukluk, kuruluk ve nemlilik kaynaklı değil. Diyor ki madde kaynaklı o zaman. Şöyle yapıyor. Sevda kaynaklı, safra kaynaklı, balgam kaynaklı ve kaynaklı, kan kaynaklı. Bunları tespit etmeye çalışıyor. Yani kişide kan artmış olabilir, kan azalmış olabilir, balgam artmış olabilir. Bunun teşhis yöntemlerini de anlatıyor ve yollarını söylüyor. Bu kaynaklı değil ise bu sefer gayri tabii kısma geçiyor. Yani bu sefer diyor ki ya bunlar da değil. O zaman bedendeki hırtlarda bozulma olmuş. Benim onu tespit etmem gerekiyor. Bu kişinin baş ağrısı ve mesela beyninde gayri tabii balgam maddesi birikmiş ve bu dolaşımı önlüyor.
benim buraya ulaşacak olan gıdalarla ve bitkilerle müdahale etmem gerekiyor. Yani her bir, hadi böyle bir hastalığı çok detaylı, onunla da sınıflıyor. Yani bütün şeyde, yani vitiligoyu mesela, vitiligoyu da aynı şekilde çok inanılmaz detaylarıyla anlatıyor. Yani böyle kadim bir şey diyeyim, yani ilim diyeyim. Yani şu anda oturup böyle hepimiz bir araya gelsek belki sadece kaynakların hani anca şeyi okunabilir. Bir de bunu anlayıp teşhis yöntemleri, tedavi yöntemleri gerçekten çok derin bir ilim diyeyim. Ve tahmin ediyorum beslenme şeyleri de özel mizaçlara göre, değil mi? Evet. Burayı, bu kısmı unutmuşum, atlamışım. Direkt Hangi hastalıkları. mizaç? O da benim Evet. sorum ha. Hangi mizaç Evet. nasıl beslenecek? Hani nasıl bir Şimdi şey olacak? burada şöyle bir şey var. Ben sağlıklı bir demevi mizaç olayım. Tamam mı? Nemli sıcak mizaçta sağlıklı bir demevi mizaç olayım. O zaman benim mizacımı dengede tutabilmem için, şimdi ben hala nemli sıcak. Bu arada gıdaların da her birinin bir mizacı var. Her birinin. Yani ve hatta bunların dereceleri de var. Mesela sadece cevizi söyleyeyim. Ceviz ikinci derece kuru, üçüncü derece sıcak. Yani bunlar böyle en detay bilgiler tabii. Yani ne diyor bu? İkinci derecede sende kuruluk yapabilir ama sıcaklığı daha çok arttırır vücutta. Haberin olsun. Eğer ki sen demevi mizaç biriysen, bunu çok fazla tüketirsen vücudunda sıcaklık artar. Bu sefer hararet olur sende. Bu da sende kalp çarpıntılarına sebebiyet verir. O zaman sen gel cevizi çok fazla tek başına tüketme. Yanında birazcık soğuk bir şeyler iç. Mesela süt falan içebilirsin. Çünkü niye? Senin demevi mizaç olduğundan dolayı zıttı bir şekilde beslenmen gerekiyor. Yani kuru soğuk mizaçta gıdalara önem vermen gerekiyor. Aksi takdirde bu sefer kanın çok artar, dolaşım bozuklukları yaşamaya başlarsın, bu da sana sıkıntı yapar. Dolayısıyla sağlıklı, herhangi bir sıkıntısı olmayan bir demevi mizacın kuru soğuk mizaçta beslenmesi gerekiyor. Ama mesela diyelim ki ben demevi mizaçtayım. Ya yani ben diyorum ki hani bu şey hobi olarak diyorum ki ben birazcık safra bir mizaçlar gibi olmak istiyorum. Yani tercih olarak bunu da tercih edebilirim. O yüzden benim o zaman kuru mizaçta gıdalara birazcık önem vermem gerekir. Ama bu bana ileride hani dengede tuttuğum sürece sıkıntı yok. Ama ileride sıkıntı verebilir. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Eskiden Yeniçerilerde savaşa girecekleri zaman, şimdi cesaret lazım değil mi? Böyle et yaparlarmış. En güçlü etleri seçerlermiş. Ve kişi her gün ette besleyip bolca baharatlarlarmış. Niye? Çünkü şeyin de biraz kaybolması lazım. Hem cesaret hem de merhametin biraz azalması gerekiyor. Çünkü karşı tarafı öldürecekken, hani savaşın koşullarına göre söylüyorum. Onu o şekilde beslerlermiş. Bir padişahı veya sultanı bir şekilde beslemesi gerekiyorsa, ne gerekiyorsa onu ona göre beslerlermiş. Ama hani genel olarak baktığımız, hani böyle bir tercih yok ama kişi demevi mizaçlı. İşte ben nasıl beslenmem gerekiyor diye soruyor. Sağlıklıdır. O zaman onun kuru soğuk mizaçla beslenmesi gerekir. Şey, safra mizaçta bir insan nasıl beslenmesi gerekir? Onun da yine kendini dengede tutabilmesi için nemli soğuk mizaçta gıdalarla daha çok beslenmesi gerekir. İşte süt gibi, portakal, mandalina bunları rahatlıkla tüketebilir. Ama tabii yine de şeyi de kontrol etmesi gerekir. Havanın koşullarını. Mesela diyelim ki kişi safra bir mizaçtır ama çok üşüyordur. Yani mizacında soğumalar olmuştur. O kalkıp hala şey yaparsa, mesela nemli soğuk mizaçta mesela öksürüyor, üşütmüş, tamam mı? Hani diyoruz tamam nemli soğuk beslenecek ama üşütmüş, akciğerleri soğumuş. Kalkıp o hala nemli soğuk beslenirse ona zarar verir. Bunları göz önünde bulundurarak hareket etmek gerekiyor. Veya kişi işte sevdami mizaçtır. Sevdami mizaçta ne? Toprak maddesi hakim. Ne yapması gerekiyor? Nemli sıcak mizaçta gıdalarla beslenmesi gerekiyor. Şimdi bir örnek vereceğim. Biz İstanbul'daydık Salı Çarşamba günü. Çarşamba günü yola çıkacağız. Arabanın tekeri patlamış. Sabah uyandık, çivi batmış. Havanın şey teker yok yani inmiş havası. Ya şöyle bir baktım, dedim ki ya biz bu şeyin içerisine, tekerleğin içerisine yani su koysak mesela ağırlaşır.
İşte neyin ismi? Toprak koysak yine gidemeyiz. Yani en uygunu hava. Şimdi bakın, tekerleğin kendi mizacı toprak. Yani kuru soğuk diyeyim. Hani toprak değil ama mizaç olarak kuru soğuk mizaca sahip. Onu hareket ettirebilmesi için onun havaya ihtiyacı var. Nemli soğuk. Hem şey olacak, hafif olacak, hem de basınç oluşturacak, onun hareket etmesini sağlayacak. Hani mizaçlardaki dengeyi anlatabilmek için söylüyorum. Bakın, zıttıyla yapılan muamele onun rahat hareket etmesini sağlıyor. Yani bir sevdavi mizacında ya demevi mizaçlı arkadaşları olması lazım projelerini harekete geçirebilmesi için, veyahut nemli sıcak mizaçta gıdalarla beslenerek kanının kalitesini arttırarak daha aktif bir hayat sürmeyi sağlayabilir. Balgami mizaca bakacak olursak, burada başa düşen soru var. Önce balgamiyi anlatıp ondan sonra mı bakayım? Aynen, öyle yapalım. Tamam. Balgami mizaca baktığımız zaman biz ne dedik? Nemlilik ve soğukluk hakim, değil mi? Nem ve soğukluk ne yapıyor? Onun hareket etmesine, kilo almasına sebebiyet veriyor. Ama mesela spor yaptığında zayıflıyor. Niye? Spor kişide hem sıcaklığı arttırıyor hem kuruluğu arttırıyor ve ne yapıyor? Metabolizma hızlanmaya başlıyor. Bu mizaçtaki kişilerde hem spora önem verirse, hem kuru sıcak mizaçta gıdalara önem verirse, ilerleyen vakitlerde vücutta ödem toplanmasını önleyebilir. Çünkü ödem bir tuttu onu toparlamak çok zordur. Tekrar toparlaması. Mesela bakıyorsunuz, balgami mizaç kişilerde duyduğunuz en net şey budur. Ya ben artık hiç kilo veremiyorum diyor. Hiçbir şekilde veremiyorum. Niye? Balgam maddesi o kadar fazla ki metabolizma artık azıcık bir şey yiyor, o bile onda kilo yapıyor. O yüzden gençlik vakitlerinde bunu mutlaka tolere etmesi gerekiyor balgam mizaç kişilerin. Nereye geldik? Toprağı da söyledik. Balgamı da söyledi. Ha, toprağı söylemişim daha önceden. Kanını hepsini söylemişim. Sıkıntı yok. Bütün mizaçları söyledim. Tekrar tekrar izlemek lazım. Evet, mizaç bozulmamışsa ve dengedeyse vücudun istemedikleri zararlı mıdır? Güzel bir soru değil mi? Vücudun istemedikleri Yani işte tabii ki yemek istemiyor, süper, içmek istemiyor. mükemmel bir soru. Hakikaten mükemmel bir soru. Şimdi bizim bedenimizde diyelim ki bazen bu gayri tabii hıtlar veya hıtlar fazlalaştırdığı zaman kendilerini beslemek için onun hissiyatıyla ben hareket etmeye başlıyorum. Diyelim ki ben de ne diyeyim, sevda maddesi arttı ve ama gayri tabii olandan bahsediyorum. O kendi varlığını sürdürebilmek için yani onun canının istediğini benim canım istiyor. Sağlıksız olanı canı istiyor. Ama ben normal bir mizaçtayken, bir demevi mizaç olarak hiçbir sıkıntı yoksa, o zaman canımın istedikleri doğrudur. Çünkü niye? Bende zaten kan ve yani nem ve sıcaklık arttığı için ben onu bastıracak bir şeyleri canım istiyor. Mesela şu anda konuşuyoruz, değil mi? Konuşurken ne yapıyor? Ağzımız kuruyor. Canımız su istiyor. İhtiyacımız olanı istiyor canımız. Niye? Çünkü konuşma sırasında kuruluk ve sıcaklık artıyor sürekli. Bir hareket var orada. Ve vücut ne yapıyor? Onu nemlilik ve soğuklukla dengelemek istiyor. Böyle genel olarak. Bütün mizaçlara uyan, vücudumuzda sıkıntı oluşturmayan herhangi bir yiyecek var mı? Bunu Örnek. dersem bütün hocalarım beni aforoz ederler. Çünkü su bile miktarını arttırdığınız zaman, fazla içtiğiniz zaman zararlıdır. Hani bizim hocalarımız da hep derdi ya, Mukaddes abla, toksisite dozdadır. Yani zehir dozdadır. Yani eğer ki suyu 5 litre içerseniz o artık zehirlidir. O yüzden bütün mizaçlara şu uyar dersek biz orada yanılgı içerisine girmiş oluruz. Ha, biz zaman zaman mesela ben storylerimde bazı gıdaları hani şunlara daha çok ağırlık verin diyorum, ama bunu şunun için diyorum. Genel durumu gördüğümüz için insanlarda sıkıntı, hani ne diyoruz? Kanın kalitesi düşük diyoruz insanlarda. İşte vücutlar çok soğuduğu için genel tavsiyelerde bulunabiliyoruz. Ama bütün mizaçlar için şu iyidir dersek şey yaparız. Sıkıntıya düşmüş oluruz. Yayın donuyor diyen canlar sanırım sizde donuyorlar. Yayın devam ediyor. Yayında bir sıkıntı yok. Evet.
Evet. O kadar Ödemeli. çok soru var ki nasıl bakacağız, nasıl seçeceğiz bilemedim. Şurada bir soru var. Mizacın sen tabii uygun görürsen şey yaparız. Tabii, sen sorulardan seçsen çok güzel olur. Çok soru çünkü. Tamam. Şurada bir tane vardı. Mizacı dengelemek için 40 gün yeterli midir? Eğer ki gayri tabii hıht yoksa, kişi hasta değil ise, yani mesela mizacı demevidir ama sevdaya meyletmiştir ve demeviye tekrar meyletmek istiyordur, o zaman evet. Ama eğer bedende hastalık varsa bazen 1 yıl, bazen 5 yıl sürebiliyor süreç. O yüzden orada şey koyamayız, sınır koyamayız. Ama dediğim gibi eğer hani bir meyillenme varsa o düzeltilir yani. Hatta belki 40 gün bile bulmaz. 15-20 gün, hatta 21 günde. Asıl biyolojik döngü 21 gündür. 21 günde bile istediğimiz sonucu alabiliyoruz. Canlar, yayın kesilmiyor. Sizde kesiliyor. Girip çıkın isterseniz. Yayında kesilme yok sevgili canlar. Herkes izliyor. Allah Allah. Peki, mizaçlarını nasıl öğrenebilirler? Ana mizacı tespit etmek için bizim YouTube'da seninle olan bir programımız var. O da çok güzel olmuştu. Orada yine mizaçlardan bahsetmiştik. Ayrıca ben yine kendi YouTube kanalımda da mizaçları teker teker anlattığım bir şey var. Ana mizacı tespit etmek açısından. Yine sayfamızda da böyle genel özelliklerinden bahsediyoruz. Ama şunu da söyleyeyim. Yani kanuniyet düzeyinde bir şey yok mizaçlarla alakalı. Yani eski hekimlerimiz bir bildirimde bulunmuşlar ama bazen hani bakıyorsunuz kişi safravi mizaç ama balgami mizaç özelliği gösteriyor. Bunu görebiliyoruz. Bunun nedeni de şu: bu 4 maddenin 4'ü bizde var. Ve biz hani biraz da hani insana akıl verilmiş olduğu için bir hocam şöyle bir şey söylemişti, çok hoşuma gitmişti. Hani ana mizaçtan bağımsız olarak bir şey söyleyeceğim. Karakteristik özellikler bazen uymayabiliyor. Şimdi kişinin ana mizacı demevi mizaçtır veya safrevi mizaçtır. Ama şöyle bir örnekleme yapmıştı. Demişti ki cehennemde mizaç kanuniyetinin devam ettiğini görüyoruz. Yani hani ayetlerden anlatıldığı üzere işte bakıyoruz işte soğuk su içiyor, yok sonra sıcak içiyor vesaire. Hani bir sıcak soğuk kuru nemi görüyoruz. Ama cennette bakıyorsunuz anlatılan üzerinden işte yemek yiyor, kesinlikle acıkmıyor veya susamıyor vesaire. Akıl da cennetten gelme diyebiliyoruz. Dolayısıyla insana verilmiş çok önemli bir unsur var: akıl. Yani mesela ben safra bir mizaç olayım diyelim ki. Kaplanın mizacı da safra bir mizaçtır. Ben gidip bir kaplana diklenirsem, kaplan beni ısırırsa hiç kimse kaplana laf etmez, bana laf eder. Ya senin aklın yok muydu der. Yani ama o da safra bir, ben de safra bir. Niye hani beni böyle ayırıyorsunuz diye bir itiraz hakkı doğuyor bana. Ama herkes bana diyor ki ya sende akıl yok muydu? Akıl dediğimiz unsur bütün hani mizaçların üstünde aslında. Dolayısıyla kişi hangi mizaçta olursa olsun akıl dolayısıyla hepsini kontrol altına alabilir. Yani kişi dilerse karakter olarak veya ahlaki değerleri olarak bir takım kuralları vardır. Mesela hangi dinden olursa olsun, yani neyi ahlak olarak benimsediyse ve o benimsediği ahlak üzerinde kızmak diyelim ki çok büyük bir günahtır veya çok büyük bir ayıptır. Kişi safra bir mizaçtır ama o ahlaki değerinden dolayı o kızma meselesi onun için şeydir, durdurabiliyor kendini. Dolayısıyla hani bizde 4 maddenin hepsi olduğu için karakteristik özelliklerimizi biz müdahale edebiliyoruz. Dolayısıyla bazen kişiler diyor ki ya ben bu 4'ün hepsini kendimde görebiliyorum. Bunun nedeni bu aslında. Hani bir nevi şöyle diyebiliriz, belki manevi mizaç diyebiliriz. Yani kişinin kendi ahlaki değerleriyle yoğurduğu bir mizaç da açığa çıkabiliyor. Ama dediğim gibi genel fiziksel özelliklerin çoğundan ana mizaç tespit edilebiliyor. Ama bizim ana meselemiz, yani bizim kendi özellikle üzerinde değindiğimiz iç mizacımızdır. Hastalıkları oluşturan kısımdır. Orası zaten bizim şey yaptığımız, ilgilendiğimiz kısım. O konu biraz detaylı bir Bir konu. şey soracağım. Peki bu mizaçlar değişebiliyor mu? Mesela yaş ilerledikçe Harika. mizaçlarda değişim oluyor mu?
Mükemmel bir soru. Tabii ki oluyor. Yani yaşla birlikte vücudumuz soğuyor. Az önce de aslında farkında olmadan anlattım kısmını, o kısmı. Yaş ilerledikçe ne dedim? Sıcaklık böyle ne yapıyor? Aşağı doğru bir eğri oluyor. Dolayısıyla kişinin mizacı ne olursa olsun bir de her yaş grubu içinde mizacında değişimler oluşuyor. Mesela biz ilk kuru sıcak diyoruz. Yani yavaş böyle bir Şeylerde burada bir dört element bilgisi vermek istiyorum. Bebekler ilk doğduklarında hava elementiyle doğarlar. Çocukluk dönemi böyle blue dönemi ateş elementidir. Blue dönemi bitip böyle evlenip barklanma döneminde su elementidir. Öyle olması gerekir. Su Süper. elementinden sonra belli bir yaştan sonra 40 yaşından sonra mesela bunu birleştirelim şimdi. Evet. Toprak element hani toprağa yakınlaşmalar Aynen. başlar. Aynen. Dolayısıyla evlenirken atıyorum 40 yaşında birisi hala ateş elementini dönüştüremediyse eğer ateş gibi böyle hani bloğu döneminde nasıldır böyle kızar, öfkelenir, çabuk parlar. Öbür tarafta bir su elementi olmuş artık çocuğu çoluğu olmuş bir eşle evliyse ateş ve suyun bir arada olması mümkün olmaz. Yani orada da yaşa bağlı elementlerin dönüşümünün gerçekleşmesi lazım. Bu elementler şimdi yani 40'tan sonra toprak elementine doğru gitmesi lazım. Doğru. Topraktan geldi toprağa o Doğru. çok o kadar ilahi bir düzen var ki. Burada da tahmin ediyorum toprağa doğru gidiş olması gerekir mizaçlarda. Sadece düz mantıkla düşünüyorum. Ne Ya kadar hiç düz mantık değil. Kesinlikle kadar öyle. akıllıyım, Ay, maşallah. değil Şimdi mi? Canım benim. karşıda bir dönemi Şaka. mizaç olunca mizacın Mukaddes ablacığım dememi mizaç benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi Evet. mizaç Evet. olunca tabii ki hakikaten muhakeme yeteneği güçlü bir mizaç grubu dememi mizaç. Dolayısıyla aynen dediğin şekilde olay. Yani ilk doğumla birlikte çünkü plasentadan Balık çıkıyor. burcuyum zaten biliyorsun. Öyle Bilmiyorsun bak onu bilmiyordum. Hayır bilmiyordum. Ben de terazi. Hava. Hava almaya gidiyorum. mi? Canım benim. ilk şimdi rahimden ne var? Nemli sıcak yani kanla beslenmiş bir çocuk var. Dolayısıyla oradan çıktığı anda kan miktarı çok yüksek. Nem oranı birazcık daha fazla tabii. Hani nemlilik ve sıcaklık hakim diyoruz ama nem oranı biraz fazla. Dolayısıyla hani ne yapar? Her bölgeden böyle salyalar akar ama o büyümesi için çok çok önemli o nem. Aslında baktığımız zaman hani sıcaklık oranı da çok yüksek. Ama o büyümesi için bize şey lazım. Nem lazım. O şeye kadar çok sıkıntı yok. Yavaş yavaş o nem kuruyor ya böyle ikili üçlü yaşlarda. Kuruluk hafif, hafiften böyle bahsediyorum. Bir azalma oluyor. İlk ergenlik diyorlar hatta o dönemi. Çünkü niye artık kendini bir fark ediyor işte kuruluğun artmasıyla birlikte hissiyatta bir artış oluyor. Sonra geldik ergenlik dönemine artık deli çağlar. Hiç kimse onu tutamıyor. Yani güneş gibi böyle her şey onun etrafında dönüyor. Sonra kuruluk sıcaklık ne dedik? Hava kuru sıcak. Sonra yavaş yavaş hem soğuma ara şeyde yaşlılık dönemi var ya. Şimdi vücut şey yapmamak adına ne yapıyor? Vücuttan nemi açığa çıkartmaya başlıyor. Dolayısıyla nemlilik ve vücut yavaş yavaş yine hatta burada şöyle yine bir nemlilik ve sıcaklık hissediliyor. Şu kuruluk sıcaklıktan sonra. Ara dönemde hani bazı kişilerde şeyler ya çok daha olgun düşünüyorum der o aralıkta. Yani bir nem oluşuyor. Bu sahte bir nemdir bu arada. Yaşlanmayla birlikte sahte bir nem oluşuyor vücutta. Vücut kurumamak adına nemi vücuttan açığa çıkartıyor. Daha sonra bu soğumaya başlıyor. Soğudu. Nemli soğukluğa geldik. Birazcık daha şey yaptık. Yaşlanmaya başladık. O soğukluk nedeniyle nemlilik de kurumaya başladı. Ve en son nereye geldik? Toprağa geldik. Kuru soğuk. İşte artık burası hani böyle en zor dönemler aslında kişinin biraz daha böyle artık vehim vesvesenin arttığı hani bunu çok olur ya genelde yaşlılarımızda, büyüklerimizde ihtiyarlık dönemi. O dönem işte toprağın artık sevdaya meylettiği dönem. Yani işte toprak olunca toprağa doğru meylediyoruz.
Vay canına. Evet. Şimdi ödemle ilgili çok soru geldi. Evet, az önce Kızım. bahsedince. Çok geldi. Yani ödemi nasıl atalım? Ödem işte Şöyle ödemin üzerinde ortak bir problem var şey yapıyorum. galiba. Ben bahsedince tabii biraz ödemden. Şimdi önemin nedeni ne dedik biz? Nemlilik ve soğukluk dedik. Soğukluk arttıkça evet biz Olsun burası olsun sen. Bak bak oraya. Bak sen. Tamam, bizim Kerem şöyle bir şey yaptı. Bizim bir Kerem. tane ufak kedicik var ya, ondan bahsediyor. Ay. Kerem, hekimi Kızım. getir istersen. Bizim bir kuru sıcak kelime hekimimiz var, sinirli. Ay canım benim. Evet. Kedi çok büyük bir enerji ya. Yani biz eve aldık ama hakikaten onu Kedinin bayağı içimize mizacını alıyor. da sordular demin, biliyor musun? Onların da Evet. mizaçları var mı? Dört, Tek kuru mi? sıcak. Dördü mü? Hayır. Onlar da hani direkt hayvan grubu olarak. Hani ama onun tek bir mizaçları olur. Ne? Mesela bu kuru sıcak mizaçta bir minnoş. Bakın. Allah'ım yerim ben onu. Çok güzel. Sıcacık ya. Sıcacık hissediyorum. Gürültü yapıyor orada zaten. Öp benim için. Bak öptüm işte. Kızım, kızım benim ya. Canım, annem. Evet. Hayvanların mizacı tek oluyor. Hani mesela biz mesela tavuk eti veya koyun eti dediğimiz zaman koyun eti nemli sıcak mizaca sahiptir. Onlara ayırım yok, yani kendi içlerinde bir ayırım yok. Mizaçları tek olarak kabul ediyoruz. Mesela kedinin mizacı kuru sıcak mizaca sahip. O yüzden biraz böyle şey olabiliyor, hani kendi şeyinde, dünyasında. Mesela kediler hani bize geliyor, kendi sevdiriyor ama sevdirmesi de yine kendisi için, hani çoğunlukla baktığımız zaman. O yüzden mizacı kuru sıcak şey aslangillerden, aslan kaplangillerden oluyor. Onların hepsi kuru sıcak mizaca sahip. Kuru sıcak. Aynen. Yani biraz öfkeli. Aynen öyle. Zaten o ifadede de, o dişlerde de onu görüyoruz ya, yani ifadede de keskin bir Kırlamalar mesela böyle. evet, bakışlarda da o hissediliyor şeyi. Şimdi gelelim ödem Evet. nasıl şey yapılır? Şimdi ödem için arkadaşlar kuru sıcak mizaçta öncelikle şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer ödemle ilgili probleminiz varsa öncelikle oda sıcaklığındaki su dahil şeyi bırakıyorsunuz, suyu bırakıyorsunuz, sadece sıcak su içiyorsunuz. Çünkü sıcak su ne yapar? Mesela şöyle düşünün. Karı eritmenin yolu nedir? Sıcaklıktır, değil mi? Hı. Kar aslında nemli soğuktur. Sudur, değil mi? Kar Yani oda sudur. sıcaklığındaki su dahi değil. Sıcak su içiyoruz. Evet, sıcak su içiyor. Ödemde. Aynen öyle. Çünkü niye? Biz burada şunu yapıyoruz aslında. Sıcağı alarak vücudumuza ısı yüklüyoruz. Bu konuda ben ilk başta biz bunu söylediğimizde çok itiraz alıyorduk. Vücuda alındığımızda 36,5 dereceye inmiyor mu? Ama fizik kanunlarında sıcaklık ve ısı ayrıdır. O yüzden biz o sıcaklığı aldığımız zaman vücudumuza ısı yüklemiş oluyoruz. Dolayısıyla bu ısıyı yüklediğimiz zaman bizim damarlarımız ne yapıyor? Elastikiyeti artmaya başlıyor. O elastikiyet arttığı zaman, çok özür dilerim, tüy oldu her tarafım. O elastikiyet artınca damarın içerisinde de ısı geldi ya. Mesela şöyle düşünün. Çorbayı mesela mercimek çorbası en basitinden buzdolabına koyuyorsunuz, katı bir kıvama geliyor. Onu ısıtıyorsunuz, akışkan bir kıvama geliyor. Bizim vücudumuzda da o sıcağı yüklediğimiz zaman vücudumuza ısıyı, kan ne yapıyor? O içindeki katılıklar gevşemeye başlıyor. Bu gevşemeyi sağladık ikili. Bir damarda elastikiyeti sağladık. İki damarın kanın hareketini sağladık. Bu ne yapar? Bunun yanında hücreler de ne yapar? O büzüşmesi ortadan kalkar, gevşerler. Bu gevşeme sonucunda o katılaşmış ödem yavaş yavaş ne yapar? Şeye geçmeye başlar. Kana ve vücuttan atılmak için hazırlanmaya başlar. O yüzden ilk yapılacak şey sıcak su içmek. İkincisi, kuru sıcak mizaçta çaylar tüketmek. Bunun başında özellikle ödem problemi yaşayanlarda böbrekle ilgili sıkıntınız yok ise arkadaşlar, hani genel böyle hastalığı düşünmeden söylüyorum. Böbrekle ilgili sıkıntınız yok ise rezene çayı bu konuda en başarılardan. Kimyon çayı yine en başarılardan. Zencefil vücudu ısıtması yönüyle en başarılardan. Hatta şöyle bir çay formülü vereyim ben.
Hani şey olsun istersen. Peki böbrekte herhangi bir sorun varsa bu çaylar zarar verir mi? Şöyle şundan dolayı zarar verir. Çünkü vücutta nemlilik ve soğukluk artmış ya. Aslında normalde zarar vermemesi lazım. Ama böbrek zayıfladığından dolayı o dolaşıma yetişmiyor. Böbrek soğuktan hareketi zayıflamış. Hareket zayıflamış ama rezene diyor ki ya yürü ben içiyorum o suyu. Ona yetişemediğinden dolayı ağrıları artar. O yüzden sıkıntı yaşar. O nedenle rezene bu konuda biraz daha hani dikkatli olunması gereken şeylerden, çaylardan birisi. Ama kimyonda, zencefilde herhangi bir sıkıntı yaşamazlar. Hatta mesela şu çayı hani not alabilirler. Böyle O günlük zaman olarak kimyonla zencefil çayını bir formülasyonunu vermek lazım. aynen. Bir kök zencefil. Bir kök zencefil. Bir su bardağı için söylüyorum. Hatta buna havlucanı da ekleyin. Bir kök havlucan. Eğer ki özellikle bayanlarda idrar tutamama probleminde de hem etkilidir hem de vücudu ısıtarak ödemin de atılmasına yardımcı olur. Burada idrarı tutmayı şu açıdan sağlıyor. Kasın güçlenmesini sağlıyor. O yüzden yardımcı oluyor bu hususta. Bir kök havlucan. Üzerine bir çubuk tarçın da ekleyin. En azından özellikle çünkü balgami mizaçta, mevi mizaçlarda iştah meselesi olur ya. En azından onu durdurursunuz. Üzerine bir çay kaşığı rezene, bir çay kaşığı kimyon ekleyin. Dediğim gibi böbrekle ilgili herhangi bir sıkıntı yoksa. Sonra bunu bir su bardağı suda 3 dakika kadar kaynatın. İsterseniz hafif tatlandırabilirsiniz. Çünkü rezenenin midenin mizacını birazcık şey yapma etkisi, kuruluk sağlayabiliyor. O yüzden rahatsız edebilir. Hafif tatlandırabilirler. İsterseniz tatlandırmaya da bilirler ama genelde hocalarım tavsiye ederler. Sonra bunu çay olarak hem yemeklerle hem gün içerisinde tüketirlerse o ödem hususunda bayağı bir fayda görürler inşallah. Havlucan taze mi olacak yoksa Hayır, normal? kuru kuru, kuru Kuru havlucan. havlucan. Bir Evet. tane havlucan. Aynen. Peki bunu bir bardak suda mı yapacağız? Evet, bir bardak suda. Bir bardak suda 3 Hı-hı. dakika kaynatıp ondan sonra içebilirler. Fazladan hazırlayıp termosa koyup gün içerisinde de tüketebilirler ama ben tadını çok sevmiyorum. Böyle uzun süre kaldığında biraz fazla güçlü oluyor. Biraz acı Hı-hı. geliyor bana ama sevenler tüketebilir mesela. Hani Bunu şu ölçü bir Amerikan bardak su için. Bunu beş aynen şu bardak yaparlarsa olayı tabii malzemeyi kararlı. beşle çarpmaları lazım. Aynen öyle. Şu Amerikan espressolar içileceğine çünkü inanın var ya, kahve ben bir anlatsam yani şu kahvenin yüzüne bir daha hiç kimse bakmaz. Bir dakika, dur. Ben homeopat olduğum için sende de Evet. var mı homeopatlık? Tamam. Ben de yok. Sende Ben de yok. homeopatik Tamam. ben. Biliyorsun Yeditepe Üniversitesi'nin ilk homeopatlardanım. Şimdi homeopatide biz Doktor Parek de ısrarla bunu söyler. Doktor Schuessler de söyler. Hahnemann da söyler. Yani bağ dokularında biriktiği için atılmadığını ve sürekli olarak da bağ dokularından salındığını ve agresif yaptığını, bağ dokuları biliyorsun çöplükler gibi özellikle diz kapakları bölgesi, dirsekler bölgesinde birikir. Kahvenin hiçbir çeşidinin kullanılmaması lazım. Israrla bunu hep söylüyorum. 2 yıldır yaptığım her gece yayınlarda neredeyse haftanın 2 günü söylerim. Şimdi bir de sen mizaçlarla ilgili bu açıklamayı yaparsan bir de bunu ekleyelim. Üstüne artık şu kahveyi Allah. bir hayatlarından çıkaralım Eyvallah. canlarımın. Eyvallah. Çünkü ben ne yapacağım? Bir de 3 gün titreşimi frekansı düşürüyor. Yani frekansımız zaten hepimiz zor koruyoruz, ben de Aynen. dahil. Frekansımızı durduk yerde düşürmenin anlamı yok sevgili canlar. Evet, Evet. bir de Şimdi sen anlat. Anlat. kahvenin mizacı arkadaşlar ben şeye çok üzülüyorum. Hatta bazen inadına hani böyle Starbucks'tan bir tane fotoğraf çekiyorlar ya. İşte bir kahve içmeyen de ne bileyim ben de bir şu çayı içmeyen de ne bileyim diye yazıyorum ki o şeyi düzeltelim diye. Kahve kuru 2 yıldır tüm soğuklarda kahveler, tüm bana Türk kahvesi mi, filtrede mi, Nescafe mi? Lütfen tüm kahveler, çörek otu kahvesi içebilirsiniz. Lütfen tüm çörek otu kahvesini bunun dışında tutuyoruz. aynen Tüm aynen o zaten kuru kahveler. sıcak ve Ya bu kahvelaşımı sağlıyor. zaten küreselcilerin bir böyle Marlboro reklamları, sigaraları, bir adını söylemeyelim kola reklamları, bir de ellerinde insanlar habire kahve içerler. Bütün filmde Universal'den tutun yani bütün sinema endüstrisinde ellerinde kahve. Özellikle kahve bak çay değil.
Evet, evet, Kahve. evet, evet, evet. Çok büyük bir Halbuki algı yönetimi. bizim Çok büyük bir kadim algı yönetimi. medeniyetimizde ise bitkisel çay şeyi vardır. Onun özel hazırlanma teknikleri vardır ya. Bizde Evet. hoşaflar vardır ya, yemekle birlikte hoşaf kültürü vardır. Keşke bunu geçirtirebilsem insanların hayatına. Bakın meyvenin özünü en güzel almanın yöntemidir şey. Evet. Ya, ka Hoşaflar. Aynen öyle. Bunları bir hayatımıza geçirsek kabızlıkla ilgili birçok problemi çözmüş olacağız. Çocukların gıdaları emmesini, vücutların emmesini sağlayacağız. Bir sadece kayısı hoşafıyla ya. Ara ara şöyle çocuğun önüne koyun bakalım yemekle birlikte. Evet. Kahve ise kahve yani neredeyse dördüncü derece yani üçüncü derece diyorum ama neredeyse dördüncü derece kuru soğuk şeylerden birisi. Dolayısıyla bir bedende toprak maddesini arttırıyor. Toprak maddesi ne demek? Az önce saydık değil mi şey genel yaş sürecini? Yani erkenden yaşlanırsınız demek bu. İlk şey bu. İkincisi kanın kıvamını koyulaştırıyor. Kanın kıvamının koyulaşması ne demek biliyor musunuz? Kalbin pekmez gibi bir şeyi vücuda gönderdiğini düşünün. Düşünün bunu pompalayacak ya zavallı bir kalp o kılcal damarlarının hepsine şey göndermeye çalışacak. Ya biz niye sürekli kan sulandırıcı kullanıyor insanlar? Ya bu o kadar önemli o yüzden. Yani senin bizim kanımız cıvımalı ki çok aşırıdan bahsetmiyorum. Olması gereken kıvamda biraz cıvımalı ki kalp bir pompa yaptığında benim bütün ta şu şey parmaklarıma kadar gelmesi lazım. Beynime kadar gelmesi lazım. Kahvenin yaptığı tek bir şey var. Hani uyanıklığı arttırıyor deniliyor ya. Bunun nedeni de güçlü kuru soğuk olması. Kuruluğu arttırıyor beyinde. Beyinde kuruluğu arttığı zaman o an için kişi diyor ki aa diyor ben uyandım. Ama senin beynin yaşlanıyor. Kuruluk ve soğukluk artıyor. Beynin içerisindeki o şeyler o sıvıyı kurutuyorsun. Ve şöyle bir şey oluşuyor. En basit anlatayım. Akciğerde kuruluk ve soğukluk arttığı zaman böyle renginde değişiklik olur değil mi? Bizim balgam maddesinin renginde değişiklik olur. Beynimizde de nemlilik, soğukluk var ya beyin boz sıvısı. Onun da o kıvama dönüştüğünü düşünün. Dolaşım inanılmaz zayıflar. Yani biz kahveyle daha hızlı algımız olsun diye ileride Alzheimer'ın da kapılarını açmış oluyoruz. Hele de küçük kızlarımız için, genç kızlarımız inanılmaz bir kahve kültürü var ya sabah uyandım ben kahve içmeden şey hani bu bir modaya dönüştü. Benim üzen kısım bu yani. Modaya dönüştürdüler çünkü algı yönetimi yapılıyor. Bu arada sevgili canlar, hoşafta şeker var diyenler, bir kere şeker tüketmiyoruz. Şeker bizim bildiğimiz eski afyon şekeri, turhal şekeri kalmadı artık. Aynen onu bulabilir Şeker de aslında. değişti. Yani nöbet Şek şekeri şeker olarak. de değişti. Hurma şekeri kullanılabilir. Ve şeker olarak da kayısı, kuru kayısı ve kuru üzüm içine attığınızda ekstra bir şeker koymanız gerekmez o hoşafların içine Aynen sevgili öyle. canlar. İşte Aynen öyle. elma kompostası yapıyorum. Ben içine üzüm atıyorum, kuru üzüm. Gayet Hiç de gerek yok. süper Hiç harika. gerek yok. Hiç gerek yok. Biraz tarçın şekerli gibi oluyor zaten sevgili Aynen canlarım. öyle. Şeker yok. Bu arada tabii biz bunları anlatıyoruz. Siz seçim sizin, kızmayın. Kızıyorsunuz bazılarınız, kahve siz olmaz, ne münasebet, doktor iç dedi falan. Tamam, biz sadece ben homeopat olarak, mizaçlar uzmanı olarak bilgilerimizi anlatıyoruz. Siz dilediğinizi yapın sevgili Aynen. canlar. Tabii ki bu konuda herkes tercih sahibidir. Hani burada biz o konuyu Nöbet şekeri nedir? Nöbet şekeri demişsin. nöbet şekeri rafine edilmemiş ilk hali. O Evet. şekerin ilk hali. Rafine edilmemiş halinde sıkıntı yok ama rafine halini hücreler ememiyor. Yani tıpkı rafineri tuz gibi. Nasıl biz Her onu da şeyin rafinerisi. Her tamam şeyin mı? rafineri. Mesela bizim bazı tuzlar satılıyor. Doğal tuz zannediyoruz. Üstüne dikkat edin, rafineri yazıyor. Rafineriden bahset. Rafineri tamamen yanlış sevgili canlar. Rafineriyi gördüğünüz yerde kaçın lütfen. Aynen öyle, aynen öyle. Bir şey kısmına gelmek istiyorum. Kızlar, genç kızlarımız için. Bakın erken menopoz vakaları çok çok fazla artmaya başladı. Genç kız eskiden söylerlerdi ama kahve içme hani. Bekar kızların da kahve içmeleri istenmezdi. O geçmişten gelen bir mesele. Neden? Çünkü kılcal damarların daralması da sebebiyet veriyor. Yani düşünün, yani adet dönemlerinin çok ciddi sıkıntıya girmesine. Rahmin tamamen temizlenmesini önlüyor. Ya bu kadar zararlı bir gıda ya. Hani arada bir
Tamam, hani 15 günde bir isteriz bir şey olmaz. Haftada bir isteriz bir şey olmaz ama her gün böyle şey gibi kahve içilmesi. Ya ben şahsım adına erkenden yaşlanmak istemediğim için ben tavsiye etmiyorum sizlere de kesinlikle, hani yani çok üzerinde durarak uyguluyorum ben bu kısmı. Sen de aynı şekilde Mukaddes ablacığım. Aynı zaten bu konuda ortak noktada buluşuyoruz. Böyle. O yüzden kızma. Evet. Vallahi ben bunların birçoğunu Hindistan'da hakikaten şey yaptık. Yeditepe Üniversitesi'nde de hocalarımız çok konuştular bu konuda. Evet. Şimdi Ben soruları burada. tek tek hastalıklar soruluyor. Sevgili kardeşlerim, yani ısrarla kahve söyleyenler, okey anlıyorum, içebilirsiniz buyurun için. Yani tartışmaya girecek değilim. Başka, evet, iyotu öneriyoruz. İyotu da çok şey yaptık, önerdik. Dondun mu fidancım? Düştü mü? Evet. Fidancım dondun sen. Tekrar seni bağlayayım, en azından bir hoşça kal deriz. Sevgili canlarım. Evet, Fidancım seni bir daha davet ediyorum. En azından bir hoşça kal deriz. Kahveyi sütlü sütsüz fark etmez sevgili Çok canlarım. özür diliyorum ya, Olsun olsun. düşmüşüm. Dondu dondu. Olsun Farkında olsun. değilim. Olsun olsun, sorun yok. Sorun yok. Evet. Sevgili canlar, tek tek şey soruyorsunuz ya. Hastalıkları, onu şey yapmayalım. Doğal taşları konuştuk daha önce. Genel sorular sorarsanız, bu arada sevgili canlar, Fidan Hanım'ı yukarıda Mukaddes Pekin Başdil yanındaki oktan takip edebilirsiniz. Orada ok var. Oradan takibi alabilirsiniz. Yukarıda soldaki ismimizin yazılı olduğu yerden takibi alabilirsiniz. Siyah çayda sorun yok. Başka ne var? Fidancığım, bakmak istersen soru işareti bölümüne, orada da sorular var. Bir Ha, öyle mi? Tamam. iki soru daha Diye. alabilirsin orada, soru Tamam. işareti bölümünden. Bir iki soru Tamam. daha alabilirsin çünkü orada çok soru var. Ha, şöyle bir türlü bulamıyorum. Bir saniye. Siyah çay içebilirsiniz canlarım. İyot mutlaka kullanılmalı, her gün bir damla, %5'lik Lugol solüsyonu kullanmanız gerekiyor. Bunu çok anlattık. Hasan Hüsnü Eren'le yayınlarımız var. Yine Fidan Pesen'le 4-5 tane yayın yaptık. YouTube kanalında var. Oradan Eyvallah. izleyebilirsiniz sevgili canlarım. Yukarıda sol taraftaki isim profilin yanındaki ok işaretinden beni ya da Fidan Hanım'ı takip edebilirsiniz. Yukarıda sol üst köşede ok işaretinin yanında ikimizi takip edebilirsiniz. Oradan ne cevaplamak istersin Fidancığım? Şu anda bakıyorum Çok soru şöyle. var. Çok soru Şey, var. genelde şöyle hani şey var. Özel Hani sorular çok. sağlıkla alakalı o konulara girersek oradan çıkmak çok zor olur. O Artık çok bitmez, uygun evet. olmaz. Mukaddes Hanım hangi mizaç mesela? Benim gördüğüm kadarıyla tabii ki yani daha damar dinlemek lazım. Damar dil göz muayenesi yapmak lazım. Ama gördüğüm kadarıyla, şu zamana kadar tanıdığım kadarıyla ben bir dememi mizaç görüyorum. Çok da yakışıyor dememi Deme, daha önce de sen demevi demiştin bana zaten. Evet. Yani Demevim. simaya baktığımız zaman, genel konuşma şekline baktığımız zaman, yani olaylara bakışa baktığımız zaman çoğunluk dememi mizaç. Birisi şöyle demiş, çok karışık geldi demiş. Yani konu tabii ki çok detaylı bir konu. Hani bu yavaş yavaş oturabilecek bir konu. Şimdilik böyle, hani zamanla araştırdıkça, konulara baktıkça inşallah oturacaktır. Yani aslında sadece YouTube'daki eski şeyleri de, yayınları da izlesinler. Hakikaten bizim seninle Mukaddes Pekin Başdil YouTube kanalında 4, hatta yo 2-4
6 Evet. tane yayınımız. Bu 6. Bayağı yayınımız bizim. Bu 6. yayınımız yarın da çıkar bu yayınımız YouTube olmuştu. kanalımda. Öğle İyiymiş. saatlerinde yarın da çıkar sevgili canlar. Evet. Mesela O şöyle bir soru gelmiş burada. Mizaç değişir mi hamilelik döneminde? Tabii ki değişir. Çünkü sonuçta artık anne, hani bir anne var orada, adeti kesiliyor, farklı bir biyolojik sürece giriyor vücut. O yüzden hamileler çok ayrı değerlendir. Yani hamile dedik mi zaten herkes şöyle bir durur. Bütün benim hekim hocalarımın en korktuğu gruptur hamilelik. O yüzden biz böyle kenara çekiliriz, deriz ki siz, ama şey, sadece şunu deriz biz hamilelere. Kanın kalitesini arttıracak gıdalarla beslenin. Yani bolca küçük baş hayvan eti, bolca kuru üzüm. Yani çünkü neden? Orada bir çocuk yetişiyor. Onun da kana ihtiyacı var. Dolayısıyla en önemli kısım kandır hamileler için. Yine mizaçların hastalıklarda falan değişir mi mizaçlar? Ha, evet tabii ki. Ya da bir anda geldi aklıma böyle hani bir süreçte bir yani bir haftalık bir 10 günlük bir işte depresyon sürecinde ya da yani bir işte menopoz sürecinde ya da herhangi bir süreçte değişiklik olur mu? Olur. Kişinin ana mizacı değişmez. Ana mizaç tektir ama saklanabilir. Az önce topraktan bahsettim ya, toprağın çöl toprağına dönüşmesi. O gene toprak değil mi? Toprağın şeklindedir yani, ağırdır, yerdedir ama onun mizacı değişmiş. Yapısında birçok bozulmalar olmuş. Aynen öyle. Hastalıklarda da daha çok hastalığın mizacı, kişinin mizacı tabii ki ön planda tutulur, ana mizacı, ama genel olarak hastalığın mizacı üzerinden gidilir. Neden? Çünkü orada bir kaos olmuş. Yani ne bileyim, galiba bir safra artmış, galiba bir sevda artmış. Orada artık mizaçtan çok o maddeyi temizleme üzerine kanalize oluyorsunuz. O maddeyi ben nasıl temizlerim? Onu düşünüyorsunuz bedenden. Çünkü o hasta ediyor. Aynı şekilde tabii ki menopoz dönemi veya mesela kişi ameliyattan çıktıysa Ülke mesela. değişiminde diyor. Mesela ülke değiştirdim. Ülke değiş. Mükemmel, mükemmel bir soru. Kesinlikle, tabii ki bir Antalya'daki bir insan ile Ankara'daki bir insanın, bakın, Oy. karakteri, Oy. özellikleri bile farklı. Yani mesela bir Antalya'ya gidiyorsun, tamam, böyle bir relaks hale geliyorsun. Yani Mesela çünkü niye? Akdeniz'de değil mi? Siestalar bile vardır şeylerde. İtalya'da işte ne bileyim Akdeniz ülkelerinde yani bugün bir Fas'a gidildiğinde bir Mısır'a gidildiğinde benim gittiğim yerler yani oradaki insanların karakterleri değişiktir mesela. Bir İsveç'e, Norveç'e, Danimarka'ya gittiğinizde şok olursunuz oradaki soğukluğu gördüğünüzde. Bütün insanlar sanki soğuk gibidir değil mi? Yani Aynen öyle. Ya coğrafi olarak evet onu da anlatalım. Evet. sadece Ankara ile Antalya'ya bakın. Ankara'ya geldiğinde otomatik olarak bir şey olursunuz böyle. Hani bir resmiyet oluşur hemen böyle herkes arasında. Çünkü kuruluk hakim. Kuru soğuk, kuru sıcak mizaca sahip. Yani yazın kuru sıcak, kışın kuru soğuk. Kuruluk hakim. Bizim safra ve sevdavilerde zaten gördüğümüz şey etik değerler, ahlaki değerler çok ön plandadır. Yani nemin arttığı yerlerde evet önemlidir ama bazen şey yapılabilir yani, hani daha rahat olunabilir. Dolayısıyla mesela bakıyorsun Ankara'da bürokratik bir hal vardır. Yani kurallar nettir. Veya mesela Ankara değildir. Hani diğer bölgelere baktığınız zaman hangi değer çok önemliyse o ön plandadır. Veya şeye bakıyorsunuz, mesela biraz daha doğu bölgesine insanlar daha kızgındırlar. Hemen kavga edebilirler, hemen barışabilirler. Kuru sıcak, kuru soğuk bölge. Dolayısıyla Kocaman bir soru geliyor. eyvallah. İklimler değişince o zaman mizaçlar değişir mi? Ya tabii ki değişir. Ya İlkbahar, yaz, küreselcilere ben sonbahar, biraz daha kış. durayım. Bakın şey, sonbahara geldiğimiz zaman sonbaharda şey, bir dakika Kerem, mesela sonbaharda erkek çocuğu olunca da böyle değişiyor. Canım benim ya. Aşkım. Şimdi mesela sonbaharın mizacı kuru soğuktur. Biz sonbahara girdiğimiz zaman ne oluruz? Hemen böyle bir melankolik haller gelir. İlkbahara giriyoruz, bir anda böyle herkeste bir mutluluk, hadi ya dışarı çıkalım, hadi şey yapalım. Niye?
kan o anda bir harekete geçiyor. Kanın ısısı yükseliyor. Şeye bakıyorsunuz, sevda mizacın arttığı bölgeye bakıyorsunuz. Ne yapıyor? Hemen kanın ağırlaşmasıyla birlikte onda da hüzün, vehim vesvese artıyor. Veya iklimler üzerinden baktığımız zaman bölgeyi alıp ne yaparsınız? Nemlilik oranını arttırırsınız, arttırırsınız, arttırırsınız. Ne yapar? Nemlilik ve soğukluk artar. Nemlilik, soğukluk artarsa ne yapar? Kişide hantallık, muhakeme yeteneğinde zayıflama. Yıllardır beslenmeye baktığınız zaman televizyonlarda açıklanan, hani kanal zaten şey ama biraz daha konuşursam sıkıntıya gireriz diye konuşuyorum. Özellikle kişinin, zaten sen de az önce bahsettin Mukaddes ablacığım, nemlilik ve soğukluğu arttıran gıdalarla ne yapıyor sizi? Muhakeme yeteneğinizi düşürmeye çalışıyor gıdayla. Senin diyor genlerin çok kuvvetli bir gen. Bu ülkenin geninde bulunuyorsun. Sende bir savaşçı ruh var. Ayakta kalmaya çalışıyorsun sürekli. Senin ne yapmam lazım? Beni bunu bozmam lazım. Neyle? En çok gıdayla yapabilirim bunu. O zaman senin gıdanı değiştireyim. Hatta onu daha çok nemli ve soğuk mizaca meylettireyim ki sen böyle hiç olayla istediğim gibi seni yönetebileyim diyor. Genel olarak baktığımız tavsiyeler Eğer için. mizaçlarda diyor değişim varsa hastalıklara meyilim artıyor mu diyor. Mutedil halde olduğu sürece sıkıntı olmaz. Mesela kişi demedi çok yaşa. Alerji. Eyvallah. Bir koku geldi. Paçuli kokusu. Evet. Eyvallah. Evet. Bereket, bereket ya. Benim onunla Paçuli. ilgili çok komik bir video vardı. Çok ilginç. Yani aslında şey değil. Paçuli ile birlikte başka kokular da geldi. Evet. Yani. Paçuli köklenme. Önemli. Mesela Evet. ben diyelim ki demevi mizacım ama empati yeteneğim artsın istiyorum. İnsanlarla daha iyi diyalog kurabileyim istiyorum. Şimdi demevi mizaçta biraz şöyle bir olay vardır. Faydayı çok hızlı görür demevi mizaçlar. Burada eğer ahlaki durumu zayıf ise menfaatçi bir insan olur. Ahlaki değerleri Allah Alerji. Allah. Evet. Ama ahlaki değerleri kuvvetliyse ne yapar? Toplumun faydasına hareket etmeye başlar. Ama ben mesela diyorum ki demevi mizaç olarak, demevi mizaç genellikle şeye çok bakmaz. Yani ana planında duygu yoktur. Akıl ve mantık vardır. Ama böyle yapınca da karşı taraftan şey gözükebilir. Merhametsizmiş gibi gözükebilir. Allah Allah. Geçer. Dolayısıyla Sen anlatsan. Mesela ben bir demevi mizaç olarak diyorum ki ya ben şey olmak istiyorum. İnsanlarla birazcık daha empati yeteneğim artsın istiyorum. Ve sevdami mizaçta gıdalara ve bitkileri kullanmaya başlıyorum. Bu mutedil düzeyde olduğu sürece, beni hasta edecek kıvama gelmediği sürece benim için sıkıntı oluşturmaz. Dolayısıyla hani mizacım meyletti, ben artık hastayım diye bir şey yok. Mizaçtaki meyillenme miktar, kalite ve hıltın bozulması yönünde olduğu zaman hasta Evet, eder. üzerimdeki yelekten oldu. Paçuliyi her gün soluyorum. Doğru. Ben de onu düşündüm sonra. Muhtemelen yelekle ilgili. Evet, özür dilerim. Evet. Şimdi her mizaç değişiminde beslenme neye göre olmalı? Ana mizaca göre mi Değişene beslenmeliyiz? göre, Yoksa kaydığımız mizaç? Çok güzeldi. kaydığınıza göre hareket edersiniz. Çünkü zıttı üzerinden hareket ederiz. Zıttı üzerinden. Aynen öyle. Çünkü artık ana mizaç şeydir. Yani orada pasif haldedir. Kenarda durmuştur. Toprak örneğini vereceğim. Yani o çöl toprağında artık o kuruluk ve soğukluk yoktur. Nedir? Kuruluk ve sıcaklık var. O yüzden benim nemli ve soğuk hareket etmem gerekir o durumda. Şimdi yayınlarınızla mizacımız şey oluyor. Şifalanıyor, güzelleşiyor. Seviyorum Nemli sizi. sıcağı meylediyoruz hepimiz. Canlar, ben yanımda hep paçuli, bergamot ve şey ökaliptus bulundururum sürekli olarak. Eczanede de onları bulundururum ve sürekli koklarım sevgili canlar. Şeyi bağışıklığı güçlendirmek için.
Mizaçları tekrarlayamayız. Yayına geç gelen canlarımız şeyden takip edin. Ve burada kakao ile alakalı da bir soru var. Ben kakao ile Evet, ilgili çok sevinirim. kakaoyu biz kuru soğuk mizaçta kabul ediyoruz. Hatta böyle migren ağrıları olanlar, bayağı hassasiyet kazanmış olanlar kakao yedikleri anda hemen başlarındaki ağrının şiddetlendiğini fark ederler. Çünkü kakao kuru soğuk mizacı sahip olduğundan dolayı kılcal damarları daha da daraltıyor. O daraltma sonucunda baş ağrısı olan kişiden bahsediyorum. Beyin ne yapıyor? Oksijenlenebilmek için damarı birazcık daha genişletmek zorunda kalıyor. Bu sefer basınç daha da artıyor ve ağrı daha da şiddetleniyor. Aslında günümüzde şöyle baktığımız zaman, evet, çikolatanın zaten hani çikolatanın çok dışında bir hale gelmiş durumda hani içeriğindekilerden dolayı, ama hani sağlıklı çikolata diye bakıyoruz çoğunlukla, ama orada da dikkat etmemiz gerekiyor. Çok fazla da kakaoya yüklenmemek lazım. Dikkatli olmak gerekiyor bu hususta. Şimdi Etojen diyet bir her sürü yüzden. sevgili canlarım yukarıda solda Fidan'ı ve beni takibe alabileceğiniz bir ok var. Oradan takibe alabilirsiniz yayın bitmeden önce. Soru aradığınızda bana soruyorsunuz. Yukarıda solda Fidan'ı ya da beni göreceksiniz. Ok işaretinden onu ya da beni takibe alabilirsiniz. Ketojenik diyet her mizaca uygun mudur? Hayır. Sonuçta diyelim ki ben demevi mizacım, tamam mı? Benim kameram düzgün değil galiba. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ketojenik diyet nedir? Çoğunlukla protein. Yani nemlilik ve sıcaklığın arttıracak bir beslenmeyle şey yapıyorsunuz. Bu kişi kan kalitesi çok çok yüksek ise, sadece ketojenik beslenirse sıkıntı görebilir ilerleyen vakitler. O an için zayıflar, eyvallah, her şey çok güzel olur, ama sonrasında sıkıntılar yaşar. O yüzden aslında en şey şu, ben Uygur hekimlerle bu konuyu çok konuştum hocam. Beslenmeyi düzgün anlatın. Ya şimdi benim mizacım demevi mizac. Diyelim ki benim bir çocuğum olsun safra bir mizac. Birisi balgam bir mizac. Birisi sevda bir mizac. Eşim de olsun ne olsun en son kalan mizac. Hepsinin dördünü yaptık hepimiz. Ayrı dört mizaçta olalım. Yani şimdi biz dört tane yemek mi hazırlayacağız? Yani bu mümkün değil. Bunu bir gün yapar insanlar, iki gün yapar, üçüncü gün yapmazlar. Dedi ki biz şöyle yapıyoruz dediler. Haftanın iki günü ağır kuvvetli gıda ile besleniriz. Yani et ağırlıklı. Nedir o? Eti kemikli, böyle sizin vücudunuzu besleyecek, kanınızın kalitesini arttıracak şekilde besleniyoruz. Bu iki gün veya üç gün kişinin durumuna göre hareket edilir. Genel ailenin programı. Diğer günlerde ise sebze yemeği ve daha hafif mizaçta yanında işte hoşaflarla da destekleyerek beslenme yapıyoruz. Ama bunu yaparken soğuk mizaçlı olan çocuklarımızın yanlarına baharat koyarız. Böyle güçlü baharatlar koyarız. Veya çaylar koyarız ki onların mizacı soğumasın. Diğerinin mizacı soğuk, sıcak ise o soğuk ona iyi gelir. O haftanın geri kalan günlerinde onu tolere eder. Haftanın iki günü, üç günü güçlü beslenme. Geri kalan günlerinde de vücuda sindirebilmek için zaman vermek çok önemli. O yüzden daha hafif gıdalarla beslenme şeklinde tavsiye ediyorlar. Diğer kısımlarda ise baharatlardan çok ciddi destek alıyor. Yani eğer kişi balgami mizaçtaysa veya mizacı soğumuş bir kişi ise ne yapıyor? Bol baharatlı şeylerle. Hani bunu uzak doğuda çok görürüz. Hep baharatlar böyle yoğunluklu vardı. Kendi mizacını bilen kişi o baharatları bolca kullanarak mizacının da soğumasını önlüyor. Böyle de pratik bir yol var. Bu aralıklı oruçların mizaçlara faydası olur mu ya da mizaçlara Biz şey göre mi çok seçilmeli aralıklı yani oruçlar? mizaca göre sadece şöyle anca demevi mizaca biraz uyar bu aralıklı oruç. Çünkü niye? Sıcaklık oranı yüksek ya vücudunun. Nem oranı da yüksek. Kanı iyi olduğundan dolayı çok fazla etkilenmez bundan. Ama diğer mizaçlarda vücut çok fazla soğur. Bunu yapacaksa şey yapması gerekiyor. O kanının kalitesini koruyucu şekilde pancar suyu, üzüm suyu bir şekilde aralara koyması lazım. Yok, ya araya koyamıyor. Yani aralıklı oruçtan kastları şu herhalde 17-18 saat aç kalmak. Yani sürdürülebilir bir şey değil aslında ya. Hani şu yapılırsa bize göre çok daha uygun. Günde iki defa hani araya bazen şeylerle girerek böyle işte hoşaflar, kuru üzümler, kuru yemişler. Çünkü vücut hani
bir yerde düşüyor yani. Yani iki öğün en uygunu ölçü koyarak. Bizim görüşümüz bu yönde. Hatta ben Uygur tıp hekimleriyle konuştuğumda onlar üç öğün önerirler ama hani peygamberin sünnetinden dolayı hani şey derler. O zaman iki öğün dediysen iki öğündür derler ama hani şey olarak kendi kültürlerinde baktığımız zaman Uygur hekimler üç öğün olarak beslenme yapıyorlar. Ama ölçü yani miktarı taşırmamak çok önemli. Oradaki mesele o. O yüzden en uygunu iki öğün beslenme diye benim kendi görüşümle o yönde. İki öğün en mantıklısı. Aralıklı oruç sürdürülebilir bir oruç değil yani. Sürdürülebilir bir şey değil. Yani sonra da çok hızlı kilo alır kişi. Çünkü vücudu soğutuyorsun, soğutuyorsun, soğutuyorsun. Sonra pat bir gıda veriyorsun. Soğuduğundan dolayı metabolizma yavaşlıyor. Ve ne yapıyor? Tekrar eski kilo olarak geri dönüyor. Yani pek bir kazanç olmuyor bu durumda. İki öğün ama normalde çok fazla şey değildir yani. İki öğün iyidir bence. Yani benim görüşüm de aynen bu yönde. İki öğün iyidir, evet. Mesela Peki farklı. mizaca göre su içme isteği farklılık gösterir mi? Tabii ki balgami ve demevi mizaçlar nem oranları yüksek olduğu için hani bir litre genellikle yeterli olur ama safravi ve sevdavilerde kuruluk oranı fazla olduğundan dolayı onların birazcık daha fazla İki içmesi. litre, 2,5 litre su için derken bu batı tıbbı, konvansiyonel tıp ya haksızlık ediyor o zaman. Ya evet. Yani Ya su o kadar. ben kendi adıma Fidancığım inan 1 litre suyu zor içiyorum sabahtan akşama kadar. Yani Gerisi de ödem toplar zaten. Rahat edemezsin. Bir süre sonra ödem toplar vücut. zorla içiyorum işte yani hani 1,5 litreyi zorla içiyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum, zorla içiyorum 1,5'u bile. En son dörtlere beşlere çıkartıyorlardı. Ellerinde olsa ona çıkaracaklar yani. Ama sonuçta şöyle düşünün ya. Bizim iki tane böbreğimiz var, bir mesanemiz var. Yani bunu süzebilme kapasitesi olarak düşündüğümüzde bile bir mantığı olamaz yani. O kadar çok benim. Evet sevgili canlarım. Evet. Yavaş yavaş toparlarız. Son bir tane daha soru alalım. Bu arada tekrar söylüyorum sevgili canlarım. Yukarıdaki ok işaretinden takip edebilirsiniz beni ya da Fidan Hanım'ı. Yukarıda solda isim var. İsmin yanındaki okta ikimizi de bulabilirsiniz. Aynen öyle. Peki kahvaltıda ne yiyelim? Hadi buna Ya da bir. şimdi ben buraya girsem var ya bana herkes çok kızacak ama biz kahvaltıda domates, salatalık yani bunlar değil de daha çok böyle bir çorba yanına belki zeytin vesaire konulabilir ama İlk kahvaltıda birazcık güçlü bir gıdayla. Çünkü düşünün gece boyunca vücudunuz soğudu, soğudu, soğudu. Biraz böyle kuru sıcak mizaçta etli kemik suyuyla olursa çok daha güzel olur. Hani et olma şartı yok ama kemik suyuyla düşünün. Çünkü biz peyniri çok önermezler. Biz dediğim bu arada Uygur tıp hekimleriyle görüştüğüm ve benim öğrendiğim kadarıyla peyniri çok sevmezler. Peynir çünkü şey der yani o artık sütün bozulmuş şekli olarak kabul ediyor. Mayalanmış olarak kabul Evet. ediyor onu. Evet. Onun yerine bir çorba çeşitli böyle ne yapar? Sebzeli. Bakın biz çorbayı da yanlış yapıyoruz. Yani yanlış yapıyoruz derken onu un koyuyorsun koyuyoruz ya. O unu koyduğunuz zaman o kanın kıvamını koyulaştırıyor. Ama düşünün sebzeleri direkt suyla bir takım baharatlar katın. İçerisine bir miktar erişte veya pirinç katın. Çok az bir miktar. Ve baharatlayın. Orada o sebzenin, o koyduğunuz sebzenin direkt içerisindeki maddeleri vücudunuza almış oluyorsunuz. Bir de bunun kemik suyu olduğunu düşünün. Sabah uyandığınızda güçlü bir şekilde uyanmış olursunuz. Bu şekilde çok çeşitli sebzeler yapılabilir. İşte pırasalı yaparsınız, ıspanaklı yaparsınız, lahanalı yaparsınız. Birçok çeşit var. Bunu böyle çorba olarak yapın. Uygur tıbbına göre domates, salatalık, marul bunlar çiğ sebzeler ham hılt bırakır çiğ olarak tüketildiği zaman. Tere, roka, nane, dereotu, maydanoz bunları rahatlıkla tüketebilirsiniz. Tükettiğiniz anda da vücuttan atılır. Ama marulun en azından buharda birazcık pişirilmesi istenilir. O içindeki hılt, ham hılt pişmiş hale geliyor ve bu sayede kişi
onu ham bir şekilde almamış oluyor. O yüzden bizim önerimiz o. Mesela kahvaltıda böyle domates, salatalık falan çok şey yapılır. Onun yerine böyle biraz domatesi pişirip, belki marulu birazcık hafif buharda pişirip, hepsini birlikte koyup böyle baharatlı başka salatalar yapabiliriz. Yanına çorba koyduk. Çorba zaten onun yerine bayağı bir konulmuş olacak. Yanına da zeytinini, tahin pekmezini, başka ne var? Balı tüketebilir. Bayağı bir çeşitli olmuş oluyor zaten bu şekilde. Böyle tüketim yapabilirler. Ama çorba özellikle bizim önerdiğimiz şeylerden birisi. Eskiden zaten atalarımız çorba içerlerdi. Yani benim rahmetli babaannem de sabah kahvaltısında çorba içerdi gerçekten. Yani eskilerin bildikleri varmış. Eskiler Aynen. biliyormuş. Bu arada gerçekten artık son zamanlarda ben birçok yayınımda, yalnız yaptığım yayınlarda hep şunu söyledim. Lütfen inek sütü, inek peyniri ve inek yoğurdu tüketmeyin. En azından koyun biraz daha zararsız. Özellikle keçi genetiğiyle oynanamadı. Keçi sütü, keçi peyniri, keçi yoğurdu tüketmelisiniz. Süt olarak da mümkün olduğu kadar süt değil. Keçi sütünden yapılmış yoğurt ve şey. Yani süt birazcık sıkıntılı. Yumurtaya gelince tamamen organik soruyorlar. Şimdi Rafadan ikimiz söylüyorum. yan yana gelmişken rafadan yumurta ya da hafif böyle belki kayısı olabilir ama yumurtanın da ya sıfır numara yazacak üstünde, bakın yumurtaların numaraları vardır marketingde. Sıfır numara yumurta olabilir ama en güzeli doğal gezen tavuk yumurtasıdır. Ama illaki marketten alacaksınız, sıfırına bakacaksınız. Ekmek, un sormuşsunuz. Ata buğdayı ya kara kılçık ya siyez unundan olacak. Yine paketlenmiş gıdalar alınmayacak. Mümkün olduğu kadar makarna falan yapılacaksa da siyez unundan veya kara kılçıktan ev eriştesi falan kullanabilirsiniz. Bunları çok anlattık biz geçen yılki İnşallah yayınlarda. belki nasip olursa, yani dayanamayıp söylüyorum ama ilerleyen vakitlerde doğal, organik tavuklarımız, bıldırcınlarımız, Ya yumurtalarımız olacak belki. inşallah, Bir çünkü hazırlığımız var o hususta. tavuk konusunda ben yaklaşık 10 yıldır tavuk yemiyorum. Çünkü yine Doktor Parek dedi ki 4 kromozomdan 14 kromozoma çıkmış tavuklar yiyorsunuz. 2 kanattan 4 kanada çıkmış tavuklar yiyorsunuz. Onlar insanların yarattıkları yaratıklar dediği an itibariyle tavuğu kestim. Çünkü emin değilim artık nerede bulacağım konusunda. Ama belki bundan sonra çok güvendiğimiz insanlar tavuk üretirlerse harıl harıl biz de o tavukları yeriz. Çok da Çok özledim yakında, yani. çok yakında inşallah Allah ömür verirse, bu konuda mahcup olmazsak, Mart, Nisan aylarında böyle bir şey olacak. Henüz ben çok söylemedim bu kısmı ama Ama kimseye nereden bulunacak o orijinal ha, tavuklarda üretilecek? biz bulduk. Üretimi şu anda yapıyoruz Allah'ın izniyle. Birazcık Civcivleri nereden? Yani birkaç nesil hepsi geçmesi lazım. en doğal en organiklerini bulduk. Hatta şöyle söyleyeyim, kesinlikle çiftleşmede, yani anne evladı ile çiftleşe, onları bile ayırıyoruz şu anda hepsini. Ama şu anda tabii böyle şey, üstü kapalı kalsın. Hani böyle tam, İnşallah. çünkü İnşallah buna çok ihtiyacımız var çünkü yani gerçekten. yemler dahil olmak üzere hepsi böyle şu anda şey, en doğal, en organik haliyle inşallah, beslemeleri dahil olmak üzere. Sertifikalı tavuklara falan da ben hiç güvenemiyorum. Sadece sıfır numara yumurta olabilir. İlla ki yumurta alınca sıfır numara en hani doğru yumurtadır sevgili canlar. Her zaman bulunmuyor bazı mevsimlerde ama marketlere gittiğinizde üstündeki numarayı kontrol edin lütfen. Lütfen. Evet, keçi sütü dedik ki unu söyledik zaten. Kahve Güzel. yasak dedik. Güzel. Gümüş suyu mutlaka içilecek dedik. Bunu Evet. ben 2 senedir anlatıyorum sevgili canlar. Şimdi çok moda oldu ama 2 senedir anlattığımız şey gümüş suyu ve mutlaka bentonit kullanılması, mutlaka iyot kullanılması. Hasan Hüsnü Eren'le yayın yaptık çok. Bu konularda çok konuştuk. Taşların kullanılması, Adaçayı Hanım, şeylerin, otların her öğünde bulunmasından bahsettik. Sen de söyledin. Dereotu, maydanoz, Nane. nane ve rokanın ve terenin sürekli masalarda bulunması lazım. Yaz, kış 4 mevsim.
Bunlardan çok bahsettik. Evet. Yani çok Bebeklerle anlattık. ek gıda demişler. Bebeklerle ilgili çok ayrı bir yayın, eğer istenilirse lohusalık, gebelik ve bebeklerle ilgili eğer talep olursa bu konuda, çünkü çok farklı bir bilgi var. Eğer istenilirse o konuda hani şey yapılabilir. İsterseniz yayın olabilir. Şimdi burada yazanlar olmuş da bebeklerle nasıl başlayalım? Bebeklerle ilgili istersen ayrı bir yayın yapalım. Aynen, En kısa güzeldir. zamanda onu organize edelim sevgili canlarım. Ayrı bir yayın yapalım bebeklerimizle ilgili. Gümüş İnşallah. suyunu çok yazdık sevgili canlar. Gümüş suyunu çok sende gümüş suyu yoktur değil mi? Eczanede var mı? Ben şöyle üreteceğiz. Yani bu hafta onun O girişimini zaman yap. şöyle İnşallah. söyleyeyim. Siz üretene kadar biz satıyoruz onu eczanede, Eyvallah. Sümerdam gümüş sularını. Eyvallah. Onu Sümerdam ben zaten. çok söyledim bir de, yani o Evet. kadar söyledim ki üretilinceye kadar inşallah üretildikten sonra senden de şey yaparız. Ben telefon numarasını yazayım, oradan isteyin eczaneden. Eyvallah, eyvallah, Onun aynen. dışında İngiliz karbonatı. Karbonat Şöyle söyleyeyim. yerine suya ben limon sıktırıyorum. Karbonat yerine. O yapılabilir veya hani biz karbonat, şöyle karbonat kuru soğuk mizaca sahip. O an için kişi fayda görebilir ama ilerleyen vakitlerde sıkıntı yaşar. O yüzden çok fazla karbonat kullanılmamasından yanayız biz. Eğer suyu temizlemek istiyorlarsa, hani temiz bir su olsun diye hani karbonatı düşündülerse, onun yerine çok güzel bir kaynakta okumuştum. Ve yapıldığında da o çam kokusunu hissediyor. Çam çırasını suyun içerisine koysunlar, içinde bekletsinler, çam çırası. Hem o mikroorganizmaları enteresan bir şekilde suyu temizleyici özelliği olduğundan bahsetmişti. Tabii ben bununla klinik bir çalışma yapmadım ama sadece eski bir bilgi bu. O çam çırası o suyun hem canlanmasına yardımcı oluyor, hem içildiği zaman kişide büyük bir, hem sanki ormandan su içiyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Yani bizzat denediğim için söylüyorum bunu. İnanılmaz bir şey. Gümüş suyu ağır metalleri çöktürmek için sevgili canlar ve bağırsağı. Bakın gümüş suyuyla hem bağırsak hem karaciğer hem de bedendeki ağır metaller temizlenmeli. Çok Bir önemli. de koloidal halde Kullanımını sorun. olduğu için, hani Evet. koloidal halde arkadaşlar, iyonize halde olduğundan dolayı hücrelere girişte hani böyle ağır metal gibi Çok bir önemli. etki bırakmıyor. Hücrelere giriyor, vazifesini yapılıyor, sonra tekrar vücuttan atılıyor. O yüzden rahatlıkla Ağır kullanabilirsiniz. metallerin atılması açısından çok önemli gerçekten. Yine bentonit bağırsakları, bağırsak mobilitesini ayarlıyor sevgili canlarım. Bentonit de kullanılmalı. Hayatınızda bir kez antibiyotik içtinizse bile bentonit kullanmanız lazım. Bu arada virüsün üstüne geliyor, virüsü şey yapıyor, tamamen yapışıp atıyor Aynen. bağırsaklardan. Kansızlık için 2 numara ve 3 numara Doktor Schüssler demiştik. Onu da sorun. Kansızlıkta bakın kan eksikliği, hemoglobin eksikliği zannediliyor ama 2 numara eksikliğinden dolayı oluyor kansızlık. Genelde kansızlık zannediliyor. Yine kandida içinde 4 tane Schüssler tuzu kullanmanız gerekiyor. Şurada numarayı yazdım, oradan sorun. 0543 806 48 68 numaradan sorun sevgili canlar. Şöyle. Onun dışında başka çocuklarda içecek tabii ki. Başka ne sorular görüyorsun? Genel sorular. Canlar onları tek tek ya. Bir gün hastalıklar için ayrıca yapalım Evet, istersen. evet, evet. Tek tek Çünkü sor çünkü hani bir de şey tek tek oluyor, böyle bir soruyorlar. haksızlık olur gibi. Birini söylersek diğeri söylenmediği Ama zaman genel şey. soruları söyleme. Ev Evet. yapımı turşular mutlaka içilmeli, yenmeli. Ev yapımı sirkeyle, elma sirkesiyle değil mi? Eyvallah. Ev yapımı elma sirkesiyle turşuları mutlaka tüketmelisiniz canlar. Çünkü mikrobiyota açısından çok önemli turşular ve elma sirkesi, evet. Değil mi? Bu konuda şöyle bir şey var. Bir parantez açayım. Tabii şey olmasın, hani muhalefet gibi değil, ama biz turşuyu biraz kuru soğuk mizaçta kabul ettiğimizden dolayı kışın çok tüketilmesini önermiyoruz. Daha çok böyle ilkbahar ve Yazın. yaz Yazın. döneminde öneriliyor. Ama mesela elma sirkesi şöyle öneriyor
bizim hekim Ne hoca var. sirkesi? Elma sirkesi veya diğer sirkeler için sirkencebin olarak elmanın mizacı, hani sirkenin mizacı kuru soğuk ya, bal katılarak tüketildiği takdirde onu, balın mizacı nemli sıcak ve kuru sıcağı meyillidir. Dolayısıyla onun mizacını ısıtarak hem bakterilerden arınmış oluruz hem de mizaç soğumadan alınmış oluyoruz. Mizaç açısından bakıldığında bakar mısınız neler çıkıyor sevgili canlar gerçekten? Evet, çok ilginç. Peki bu şeylerle ilgili ne düşünüyorsun? Ardıç sirkesi, gül sirkesi. Bir sürü sirke çıktı Evet, şimdi. bütün sirkeleri ekşimiş olduğu için ekşimiş olanlar kuru soğuk mizaca meyletmiş oluyor. Dolayısıyla hani kullanım, eğer hani bir sağlıkla ilgili bir mesele varsa ve kullanacaksa, mümkün olduğunca içerisinde bal katılarak tüketilmesi çok daha Ya sağlıklı olur. şu bal konusunda da yine ben Ama tabii geçen iyi bir sene bal bulmamız dur. tabii Geçen sene de bal konusunda bir uzmanla konuşmuştum. Ballarda genelde tamamen doğal bal olması lazım. Çok az bulunuyor. değil. Çünkü balların yanına şeker koyuyorlarmış beslensinler diye. İşte o da o zaman şekerli bal. Yani yine balın gerçek halini bozuyormuş. Balın da kara kovan falan olması lazım. Yani onu balcı kardeşlerimizle de konuştuk geçen sene. Bal Aynen. konusunda da çok dikkatli olmamız lazım. Aynen. Orijinal olduğundan emin olmamız lazım. Gerçekten köylü kardeşlerimizden almamız lazım. Bu hani o Evet, bal, evet. bu bal. Şeyde görüyordum eskiden ben, 15 senedir televizyon görmedim ama 15 yıl önce böyle şey yaparken, değiştirirken kanalları işte 10 kilo bal atıyorum 100 lira gibi böyle Tabii. absürt rakamlar görüyordum. Onlar bal değil, şekerli su bence. Aynen öyle ve çok büyük zararı var. Yani Evet. inanılmaz zararları var. Evet. Bayağı bir bugün sonra şey yaptı. Tabii o ballar çok pahalı oluyor Evet. sevgili Maalesef. canlar. Şimdi Ya birisi şöyle şunu yazmış: sağlıklı beslenmek de yani artık lüks demiş. Hani hakikaten o kadar üzücü bir durum ki bu. Yani eski bizim hani köylü hayatımız, yani geçmişimizdeki büyüklerimizin hayatından çıktık. Şehir hayatına geldik. Sağlığımızı bozduk. Şimdi tekrar onu geri almak istiyoruz ama bunun için çok büyük para gerekiyor. Yani enteresan bir sürecin içinde ya yaşıyoruz. çok ilginç. Herkes köylerden ve küçük şehirlerden büyük şehirleri, o üç büyük şehre, beş büyük şehre göç, 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 göç. Tetiklendi, yapıldı, planlandı. Şimdi tersine yapmamız lazım ve ben ısrarla yayınlarda sakın tarlalarınızı, bahçelerinizi, baba topraklarınızı satmayın diye bunu binlerce kez yayın yaptık. Hakikaten çok önemli. Lütfen kendi topraklarınızı satmayın. Anlaşıldı. Herkes mümkün olduğu kadar Evet, önünde. 50 kişi, 100 kişi bir araya gelip hatta köylerde ortak böyle hani 100 kişi toplanın. Onar bin lirayı toplanın. Bir araya getir, bir yerde alın ve bir köy kurun. Artık o zamana doğru gidiyoruz. Toplanın ve köyler kurun yüksek bir yerlerde. Hani o kadar çok anlattık ki bunları Ve bu geçmişte. Şimdi kadar çok önemli hale de gelecek. Zamanı değil. O tarihlere doğru gidiyoruz. Şimdi bu mizaçlar konusunda hiç zamanı değil ama bunları bir daha toparlayacağız inşallah. Bunları anlatacağız tekrar sevgili canlarım. Şehirlerden köylere kıyamet alameti diyorsunuz. Öyle olması gerekiyor. Bir gün bu deri hastalıklarını tekrar anlatalım mizaçlarla ilgili. İnşallah onu organize edeceğiz. Deriyi biz çok anlattık ama bir de mizaçlar açısından bakalım o konulara. Okey. İnşallah geriye dönüşler başladı. Evet. Peki. Özel sorularınız olmasın sevgili canlarım. Evet. Okey. Şeylerde de sarımsakta da biz fitoterapistiz aynı zamanda sevgili Fidan da ben de fitoterapistiz aynı zamanda. Hatta aromaterapistiz. Ben size onları da şimdi söyleyeyim. Ben bu özelliklerimi ortaya çıkarmam. Şimdi denk geldi sevgili meslektaşım olduğu için. Fitoterapide de biz şöyle deriz. Sarımsak piştiği zaman yani o içindeki asıl özelliği veren o kokudur. Sarımsağın Aynen. kokusu pişip de gittiği zaman asıl bize faydalı olan bölümünü kaybetmiş oluruz. Sarımsak çiğ tüketildiği zaman
antibiyotik etkisi yaratır sevgili canlar. Yemeğin içinde sadece lezzet vermek içindir. Doğru mudur Fidan? Şöyle bir ek bilgi. Şifalı yönü açısından evet, ama mizaç yönünden yemeğe katıldığı zaman kuruluk ve sıcaklık veriyor ya. Kuruluk ve Mizaç sıcaklık açısından tabii. çok büyük. Yine hani o açıdan, çünkü kuruluk ve sıcaklık oranı çok çok yüksek. Yani orada siz yemeğin içerisine kattığınız zaman kuruluk ve sıcaklığı arttırıyorsunuz ve alacağınız gıdanın da mizacını ısıtmış oluyorsunuz. O açıdan yine büyük bir hani şey açısından, mizaç üzerinden Ha, çok. Mizaç açısından Erdem Yeşil adı, Profesör Doktor Erdem Yeşil adı hocamız, o hep böyle anlatır. Altını çize Okey. Hani çize. fitoterapide şöyle, hani bakış açısı etken madde yönünden bakıyoruz ya fitoterapide. O yüzden tabii ki hani oradaki Ama bakış açısına mizaçlar göre. açısından o zaman yemeğe konması gerekiyor. Soğan için de aynı şey geçerli Evet, gerçekten. aynen. Aynen. Çünkü kuruluk ve sıcaklık oranı piştiğinde daha da açığa çıkıyor. Evet, piştiğinde daha çok açığa çıkıyor, doğru. Doğru. Şeyde, mizaçlar açısından. Evet. Sevgili canlarım, yayınımız tam 2 saat oldu. Eyvallah, Yayınımızı aynen. en başından beri bizi izleyen sevgili Bilmiyorum, canlarımız gerçekten için, sağ olsunlar. onların hatırı için hemen kaydetmek istiyorum. Çünkü yayının başından beri büyük bir çaba ile ellerinde kalem kağıtla yayını dinlemeye çalıştılar. Onların ricası üzerine yayını hemen kaydedeceğim şimdi Instagram'a. Hepiniz Instagram'dan tekrar izleyebilirsiniz. Yarın öğleyin de YouTube kanalına yükleniyor olacak. Beni Oradan da takip eden izlersiniz. kıymetli arkadaşlar, Mukaddes Bekin Baştin hesabında, çünkü oraya kaydolmuş olacak. Yayını oradan açtığımız için hani soranlar olacaktır muhtemelen. Oradan yayını tekrar izleyebilirsiniz. Çok Kayıt. çok teşekkür ederim. Zaten inşallah en kısa zamanda ikinci ve üçüncü bölümünü yapıyor olacağız. Çocuklarla ilgili yapalım. Bir de bir gün sadece hastalıklarla ilgili. Olur. Onları biz hazırlarız. Sorularınızı da en kısa zamanda hazırlayacağız inşallah. Allah ömür verirse ben yarın şimdi dinlensin. Yarın bu konuyu sevgili Fidan Hanım'la konuşacağım. Çocuklarla ilgili bir bölüm ve de hastalıklarınızla ilgili bir bölüm anlatırız. En sonunda da bizim unuttuğumuz hastalıkları siz sorarsınız. Biz cevaplarız inşallah en kısa zamanda. Canım Fidancım elinden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalışıyor sevgili canlarım. Bizler de elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ediyorum Ben hepinize. teşekkür ediyorum. Fidancım çok teşekkür ediyorum. Güzelliğim, prensesim, Allah razı olsun senden. Allah. Gururum benim. Takip Allah. ediyorsunuz. Tekrar rica ediyorum sevgili canlarım. Lütfen takip edin. Çünkü sayfasında inanılmaz güzel şeyler var. Orada göreceksiniz. Tarifleri var. Sayfası şölen gibi çok eğlenceli paylaşımlar yapıyor sevgili canlarım. Biraz geyik. Paçuli ile ilgili benim videomu izledin mi hiç Mukaddes abla? Hayır. Paçuli. Hayır. Çok komik bir video çektim. Yani tabii ki birçok kişiye belki ters gelebilir ama bereket yağı ya normalde. Şimdi ben seviyorum. Böyle tiyatral bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Bunu da bu yanıyla kullanmaya çalışıyorum. Bak, kimisi Ay. flash diye diyor, kimisi başka bir şey diyor. Ben eğleniyorum kendi Çok çapımda. güzel anlatıyorsun. Çok eğlenceli gösteriyorsun. Tarifleri de çok güzel anlatıyorsun. Ama paçuli hem bereket hem kök çakra. Ben Kök çakra. onu ne yaptım? Cüzdanım boş bir şekilde, böyle izlemek isteyenler Reels videoların içerisinde yapıyorum, böyle çok kötü bir durumdayım falan. Onu damlatıyorum, sonra bizim ofisin altında böyle lüks arabalar satan bir yer var. Üzerime şöyle yeleği alıp paranın, cüzdanın içerisinde para da olduğunu göstermiştim. Bayağı bir gündem olmuştu o. İzlemek isteyenler için bayağı böyle hem eğlenceli hem de hani paçuli yağının kıymetini anlatmaya çalışmıştım orada. Çok güzelsin. Böyle herhalde. Fidan Hanım'ın soyadı nedir diye soran canlarım. Mukaddes Pekin Baştı. Bakın yukarıda solda adım var benim. Onun yanında ok işareti var. Oradan oka tıklayın. Zaten göreceksiniz. Daha yayındayız şu anda. Oradan hemen takibi alabilirsiniz. Hemen şimdi. Sevgili canlar, Fidan soyadı nedir diyorsunuz. Oradan bulabilirsiniz sevgili canlarım. Bekliyorum, özellikle bekliyorum. Yukarıda solda. Hemen oradan takibi alınız lütfen sevgili canlar. Ve bazı canlar diyor ki o kadar güzelsiniz ki sizin sayenizde bir sürü öğretmeni takip ettik. Çok teşekkür ederim ama bu öğretmenler başkalarıyla yayın yaparken
Onları izlemeye gittiğinizde benim kalbimin kırıldığını da unutmayın. Bunu da Ha. burada söyleyeyim. Benim Evet. yayınım burada dururken siz onları izlemeye gittiğinizde bizim de kalbimiz kırılıyor. Bu öğretmenleri takip ediyorsunuz ama okey, her şey çok güzel ama bizim yayınımızda takip ederseniz biz de mutlu oluruz hiç olmazsa. Hepinizi çok seviyorum. Fidan, seni çok seviyorum. Canımsın ya. Fidan Pesan, sevgili canlar. Görüşmek Yumurkam. üzere. Kendine Teşekkür iyi bak ederim. Fidancığım. Seni Teşekkür seviyorum. ederim. Görüşmek üzere. Yumurkam. Görüşmek üzere. Hepiniz İyi teşekkür akşamlar. ederim. İyi Teşekkür akşamlar tatlım. ederim. Görüşürüz. Canlar, yarın 22'deki yayınımızda görüşmek üzere. Harika bir yayın bekliyor bizi yarın. Yine 8.30'da bir sürpriz yayınla geleceğim. Bihter'le bir sürprizimiz var 8.30'da. Saat 22'de de diğer yayınımız var. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar Fidan. Görüşürüz bir tanem. Görüşürüz. Görüşürüz bir tanem. Bye. Sevgiler.